Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin. Devamlı değişen ve dönüşen ve tılsım ve sır sahibi olan kalbimizi dini üzerine, rızası dairesine sabit kılsın inşallah. Cenab-ı Hak hizmet imanı, Kur'an'ı hediyesimizi ziyade eylesin. Usul ve furularımıza haberdar eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Çoluk çocuğumuz da bizim imkanımızı etmesin. Etmemesi mümkün değil. Kolay olsun, suhuletli olmasını nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak rizası dairesinde hareket ve hayrat kazandırsın. Allah yeryüzünde bu dersi bize nasip ettiği için ona sonsuz şükürler ediyorum. Şu andaki aletim çok güzel şöyle yarım saatte aldığı mahsuniyet olduğu gibi ya bunu alsa diye düşündüm çok etkilendim şu anda. Ya almış olsa yani alıştı ya vücut ruh vesairemiz onda on buçuk oldu. Allah'ım ya Rabbi Allah'lığın hatırına alma. Beşeriyetimizden dolayı <laughs> insan işlediğimiz günahlarımızdan dolayı İsa'nın ikramı, lütfu ve kerimin olan bu durusu Kur'an bizi ayırma. Verdiğin şu enfusi seyahatimizde kapatabilirsin. Enfusi seyahatimize vesile olan şu enfusi derslerimizi alma ya Rabbi. Buna tutulmuşuz Allah'ım. Dima 262 Latife-i Rabbaniye. Hava bugün kapalı olmasın. 19 Mayıs oluşu ancak böyle bir derste mukabele edilebilir. Latife-i Rabbaniye bu akşam öyle dersten sonra devamlı kafamda çınlanayan bir şey var. Onu söyleyeyim. Bir parçasını söyleyeyim. Latife-i Rabbaniye Ustad diyor ki biz çift hayattayız. Tek hayatta olanlar karşımıza çıkmasın. Ee, vicdan e, ikinci bir hayatımızı teşkil ediyor. Gayb, gaybı, haşir meydanını buraya taşıyarak Hayat içinde hayat, aynı böyle geçiyor Risale'de. Hayat içinde hayat. Hayatın hayatı diyor mesela. İmandır diyor. Hayatın hayatı iman. Başka yerde hayat içinde hayat vicdanidir. O hayatı yani gayb hayatını şahadete taşıyıp e, vicdaniyat nispetinde, inkişaf etme nispetinde vicdan nispeti, inkişaf nispetine insan, Müslüman çift hayatlıdır. Vicdaniyat o hayatı bu hayata taşıyarak çift hayatı yaşamamıza vesile oluyor. Latife-i insaniye ise iki dünya tobe. Latife-i Latife, -i, latife -i Rabbani vicdaniyat öyle bir dünyayı, çift dünyayı yaşatıyor. Latife-i insaniye ise çift hayat yapıyor. Bir latife şey, hayatı beşeriye, beşer, bir de Latife-i İnsaniye. Bu Latife-i İnsaniye çift hayatı yaparken Latife-i Rabbaniye vicdaniyat çift hayat. Şey hayat yani e, çift dünya hayat demeyeyim. Hep oraya gidiyor. Latife-i Rabbaniye vicdan çift dünya. O bir dünyadır. Cennet bir dünyadır. Cehennem bir dünyadır. Sırat Köprüsü, Haşır Meydanı bir dünya yani böyle bir dünya hayat yani yaşanan bir şey Ama o desek abi mülk ve melekül desek de bu, bunu herkes umumu olsun yani o şunla ve şey mi dedi maddi hayatı dikkate alanlar yani hep mülke bakanlar o da olmadığı gibi evet hep de o değil e, düşündüm böyle e, Allah'ın iki türlü kuralı var niye fazla e, adet ilahi adet ilahi ihtimam edilir ama e, bu adeti umumiye'nin dışında da e, şey var. Başka bir adet var. Mesela diyelim ki Latife-i Rabbaniyesi inkışaf etme nispetinde e, iki türlü Allah'ın kanunu var. Bir kelam sıfatından gelen, bir de irade sıfatından gelen. İrade sıfatından gelen bu ayatı tekviniye buralar. Buraya ihtimam ediyor. eee Adet ilahiye sıf bu zannediliyor. Oysa vefat ve öteki şey bu şeyden çıkıyorsun, şadetten çıkıyorsun. Başka bir adet ilahiye giriyorsun. O şadet oluyor. Eşe, doğru o oluyor. Mesela berza geçince bu kurallar çalışmıyor. Bu kurallar çalışmıyor. Ama o kurallar burada e, kuralı bozar diye normal beşeriyette o da çalışmaz burada. Ama onu ondan da mahrum etmiyor Allah. Vicdaniyatı bunu yaşatıyor. Bir daha mesela burada bir kural koymuş. Kur'an'a koyan Allah. Kuralın kuralını kuralla kaldırmıyor. Kuralın içine kural koyuyor. Ee, mesela bu irade sıfatından yaratılan şu alemde Allah'ın kuralları var. Adet ilahisi. Fakat bir kelam sıfatının gelen bir de adet ilahisi var ki burayı da kuşatmış. Hani diyor 28. lemada alemi gayb bir cihette alemi şahadeti ihata etmiş. Kuşatmış. Tamam. Fakat buradaki burada bulunursan Allah'ın rızası buradaki adet dedir. Suyun üzerinde geçme yetkin varsa yürüme yürümeyeceksin. Yürümeyeceksin kardeşim. Allah'ın rızası Allah'ın adetindedir. Üşüdüğün zaman giyineceksin. Acıktığın zaman yiyeceksin. Hasta olduğun zaman esbabına riayet edeceksin. Ehli dediyse bunu içeceksin, içeceksin. Ayağın kırıldıysa şey yapacaksın vesaire. Çünkü Bu orada esma, esma. Yani fakat bunun da asıl olduğunu, bundan başka olmadığını, bundan dışında kural çalışmadığını da demeyeceksin ama merhamet ilahi Allah'ı dikkate aldığı için değil mi abi? Evet. Ekseri. Mesela zırhı giydiği zaman Allah Resulü Hendek'te çok iyi biliyor ki bunlarsız da oluyor. Ama kuralı bu. Şimdi ben ne anlatacağım? Şimdi bir dünya var böyle yaşadığımız. Bu bedensel. Bunu bozmadan, değiştirmeden, kaldırmadan, usulüne uygun yaşarken biz biliriz ki vicdaniyatımızla gaybı da yaşıyoruz kafirlerden farklı olarak çift çift dünyalıyız çift çift hayatta olmayan karşımıza çıkmasın diyor. Peki bu ne işimize yarar? Burada burayı kaldırmaz anlam katar. Mesela ölümü, yeisi, ümitsizliği, e, espat bittiği zaman teslim tevekkülü itimat kanaat sistemini aktif ediyor. aynı anda hem yaşanıyor. Hem ahiret hem dünyayı yaşıyorsun. Vicdaniyatın inkişaf ettiği nisbede. Yani kelam sıfatından gelen evamir tekmini o alemleri kuran ya. O haletleri canlı kuran oluyorsun. Kuran olunca Kuran nereden gelmişse bütün o alemleri de sana sürüklemiş. Seni yaşatıyor. Ama Kur'an'a kulağını tıkayan vicdaniyet inkişaf etmemiş ehli dünya. Sifi insanlar. ...sif bedensel hayatı esas alır. Bu zanneder. <laughs> Perişan olur. Mesela buradaki o zaman burayı anlam yükleyen doğrularımız. Yapamam, yaparım, derim, diyemem, veririm, vermem, caizdir, caiz değildir, olmaz, ayıptır, günahtır, vefadır. Bu hayatın içerisine anlam katan, hayatı kategorize eden yani e, bölümleyen, tasnif eden, odur, orasıdır. Mesela gavura göre kızından kira alıyor. 13 yaşına gelmiş, 14 yaşına ya kira vereceksin ya gideceksin diyor. 18 olunca kovacaksın. Çünkü ayaklarının üzerine dur diye. Başka? Kucağına almazsın. Alman çocuğunu kucağına almaz. Altı temiz mi? Tamam. Karnı tok mu? Arabaya olacak. Kucağı almaz. Böyle bir kura koymuş. Almayınca da göğsünün yanına koymayınca hem erkeğin hem kadının göğsüne böyle çocuğu basmayınca o çocukta o meramet, o şefkat gelişmiyor. Bunu sirayet ediyor mu kapten? Ediyor. Ki diyor ki miraçta geçiyor ya bu tabir. Bir tanesi dedi ki böyle bir şey yok diyor. Kardeşim miraçta geçiyor dedim. Ciddi mi ya diyor. Miraçta geçiyor. Peygamber aleyhissalatü Vesselam'ın rü kelamına, rüyetine mazar ederek ona halet vermiş. O haleti sirayet ettirmek için tekrar bizi göndermiş. Sirayet ettirmek için. Bakın Mülatçı Risalesi'nde. Evet. Çok meşhur. Allah Allah. Allah'ın rüyetini ve kelamını bize taşıyor. Yani. Bu harikadır Risale. Ben demedim ki ben harikayım ya. Acayip bir şey. Bu haleti Allah'ın rüyetini sirayet ettiriyor. Kardeşim insanların siması gözüne bakmayın diyor. Yani onda dokuzu raporsuz deli. Bu bunun kıymetini bilelim yani şu ödüm patlıyor. Vallahi yarım saat gecikti ya bana yaptığı bir sıkıntı. Şu anda yeni yeni geliyor. Ya bu kalksa dünyamızdan. O korkuyor. Ha bu halet sirayet niçin söyledim? Birbirimize sirayet ediyor ayakta duruyor. La arkadaşlar bu derste buyuz ya bu dersler olmasa? Bu derste buyuz. Ya bu nimetin ilahiyenin içinde buyuz. Ya bu olmadığın hayali? Etme. Etmiyorum abi. Edemiyorum ben kendim adına. o zaman çift hayatı burada veriyor. Vicdaniyat, inkişaf etmesini. Peki bu yöntemi kim yapıyor? İrade yapmaz. İradenin vazifesi belli. İbadet. Zihin yapmaz. Gaybül mekanı açılıyor. Dünyadan bahsediyorum. His yapmaz. İşte bir farklı muhabbet. Latife-i Rabbani yapıyor. Seni çift hayatı yapıyor. Rabbin latifesidir. Seninle alakası yoktur. Allah istediği zaman o sistemi çalıştırıp seninle konuşuyor. Senden de inkişafın nispetinde Rabbine hususi bir şey fısıldayacağın zaman, konuşacağın zaman o latife açılırsa açabilme nispetini söylüyorsun. Biraz fazla açılırsa naz oluyor. Efendim Erdoğan. Gidip de gelen bu arada, hani siz onlara şeyler yapıyordunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> şu andaki mesela hissiyatınızda sizin için ikisi de zaten yaşanıyor. Yaş evet. Avamda da bazen hani bir günahı neden yapmaz? Yani bir hissiyat yani yaşıyor ki yapmıyor bir şeyi. Adamın bir tanesi ne yaptı biliyor musun? Şu köyden geliyorum. Baktım olmayacak yerden giriyor. Kornaya bastı falan. Böyle. Ondan sonra neyse ben ihtiyacı var zannettim. Hiç durulmayacak yerde durdu. Ondan sonra durdu. Bak şimdi. Bir baktım ihtiyacı bir böyle ehli dünya. Durdum ben de dört dörtlüleri yaktım. Arkaya bir şey koydum. Adamın Araba camı açık, araba çalışıyor. Adam tuvalet olabilir ama yok adam şey yapıyor. Allah Allah. O toz bağının geçmesi için arabaları durduruyor, Teperde oluyor. Onu ya bunu yapacak değil yani. Başka bir dünya yaşıyor. Bak bunu yapıyor. Başka bir dünya. Peki ötekisi zalim yapıyor altına, arabanın altına koyuyor ve insanı öldürüyor gözüne vuruyor. O Ebu Cehil o katardı. Bir niye böyle yani? Böyle bir dünya göre vicdan yat, Yaşıyor. Yaşıyor. Orayı buraya da yaşayamasa bunu yapamaz. Orayla kesik olanlar burayı burası için yaşar. Bu selamet versin. Burayı burası için yaşadığı zaman artık vefaymış, ulvi duygularmış, insaniyetmiş öyle bir şey yok. Yani insanı insan yapan bu. Vicdanda dört sistem çalışıyor. İradenin vazifesi bu değil. Bu kuralı yaşamak, irade, zihnin vazifesi tefekkürle mekan açmaktır. Hissin vazifesi sevmektir. Mabetullah. Latife-i Rabbani ise muşadetullah demek. Yani, yani işte kendisini bize takdim ediyor. Sohbet ne demektir? Ondan sonra başlıyor. Sohbet, Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'ın sohbeti demek. E, sohbet-i nebevi. Sohbet, şu andaki sohbet. E, mesela ben size kahve ikram edebilir. Yemek ikram edebilir. Şu da edebilir. Ama kendi en yüksek ikram kendisini ikram etmek. Allah Resulü bak ne diyor. Bir sohbet et rahatlat beni. Ya Ebu Bekir. Veya eşiyle. Sohbet kendisini takdim etmektir. Bu tabir benim değil. alimlerindir Evet. Yani takdim etmektir. İşte Cenab-ı Hak seninle sohbetini istediği zaman Latife-i Rabbani aktif oluyor. O zaman lauhuti bir halet yaşıyorsun. Bir de bak Latife-i Rabbaniye'ye giriyorum. O Rabbin Latifesi, Latife-i Rabbaniye, Rabbin Latifesi seninle alakası yok. Bu bir sistem koymuş. Dedi ki ben telefonum var hususi. Bir Rabbul Aleminim ben bir de Rabbinim. Hususi konuşacağım. Bir de alemler adına konuşacağım. O Resul üzerinde vahiyle. Ama seninle benim bir özelim var ey kulum. Sana hususi konuşacağım. O da nedir? Ben sistem koydum. O sistemin adı Latife-i Rabbani. Açınca seni artık sarmalar. Lahut haletler. Lahuti. Cebörüti. Durumlar. Ondan sonra. Peki sende alameti olur mu? O inkişaf etmesi nispetinde alem küçülür. Anlamı oraya göre değerlendirilir. Artık ne gaye olur dünya ve içindeki ne putlaşır dünya. Sen de huzur olur. O açma nispe hazır olduğu için sen de huzur olur. Huzur olma nispetinde sen de yetki alıyorsun oraları geçmeye. Sanki haşir meydanını yaşıyorsun. Sanki sırat köprüsünü yaşıyorsun. Onun için senin iç alemindeki o kesinliklere, o kesin dünya bu var ya diyor mesela o kafur diyor ki bu var. Ya bu kadın veya bu adam bunu nasıl bir hissetmiyor ya? Anlatıyorum tamam benden iyi anlıyor ama öyle bir aleminde alem yok. Anlat kalmış. Bilgi de kalmış. Çünkü Latife-i Rabbani'sinde çift dünyalık yok. Çalışmıyor. Veya onu buraya taşıyacak kadar siyah beyaz resim var. İbni Haysem'dir ilk fotoğrafı bulan delikten bu resmi öteki tarafa taşımış. Sonra siyah beyaz fotoğraflar çıkmış. İlk bulan İsl İslam alimidir. İbn-i Bu resmi delikten geçirerek öteki ekrana düşürmüş. <laughs> Rengi düşürmüş. Sonra siyah beyaz çıkmış. Neye söylüyorum bunu? Latife-i Rabbaniye böyle bir böyle, Rabbin latifesi böyle bir e, berza. Haşir meydanını düşünün. Sırat Köprüsü'nü, Cennet'in aşağı kadar, bütün alemleri buraya taşıyor. Buraya. Sen de çift dünya yaşıyorsun. Allah Allah. Diyorsun. Ve senin dünyanı ehli dünya inkişaf etmemiş kişi değil hayaline, rüyasına da gelmez. Sizin şu yaşadığınızı ehli dünya, değil dünyasında değil fikri ve hayalinde, rüyasında olmaz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, karanlık bir odadaki bir işi küçük bir delikten karşıya yansıtıyor. Bununla da şey ispat ediyor. Biz aslında burayı gördüğümüzü zannediyoruz. Aslında önümüzde değil, arkanda görüyoruz. Görün, biz bu işi gördüğümüz, şahit olduğumuz bu. Bu kadaldanmışız. Oysa önümüzde olan arkamdaymış. Ahiret de öyle. Şey dünya önüm, dünya böyle. ama aslında arkada. Esas o. Yani gördüğümüz şey fizik kendileri söylüyor. Bu din değil ya. Yani. Ben o bahçeleri, çam ağaçlarını, çınarı görüyorum. Orayı gördüğümü zannediyorum. Orayı fotoğrafla buraya taşıyorum. Görüntü alanı burada 2x2 milimetre alanda bir şey var görüntü. O ekrana düşüyor. Onu seyreden kim ruh. Böyle niye bakıyorum? O buraya taşınsın diye. Böyle yapsam o taşınmıyor. İşte İbn Haysa bu karanlık odadaki ışığı delikten karşıya şey yaparak suliyeti göndermiş. Siyah beyaz resim öyle çıkmış. Evet, 123'ü sırrı insana attınızsa bir de şeye atın. Canlı canlı dima şeyine şeffaflaşır. Yani şeffaf nedir? Varlığı var fakat başkasını gösteriyor. Tıpkı aynadaki güneş gibi. Yani aynayı kimse görmez. Mesela şöyle düşün Resul. Şöyle bir parça ayna düşün orada. Temmuz Ağustos'dasın. Gündüz saat 1'de orada. Öyle güneşi bulmuş ki ona. Öyle parlıyor ki orada. İşte Muhyiddin Arabi Vahdet-i vücudu söylüyorum. Oraya baktığı zaman şiddeti zuhurundan ayna yok. Gözüken ne? Güneş. Onun için ısrar etmiş. Ne ayna diyor ya? Görmüyor musun o güneşi diyor. Parlıyor. Ayna, aynaya şiddeti zuhurundan aynayı gizlemiş. Ey şiddeti zuhurundan ve azameti tesettür etmiş olan zat akdes. Aynı şeyi tesettür etmiş. Temmuz Ağustos'ta vurduğu zaman aynaya ayna gözükmez. Gözüken güneştir. İşte hem o ost odur diyen Muhyiddin Arabi hulasa ediyorum veciz şeklinde. Yani vahdeti vücut budur. Temmuz Ağustos'ta şiddeti zuhurundan güneşin aynayı ortadan kaldırması gibi sırf ışık gözükmesi odur demiş. Ustad diyor ki o şiddeti zuhurundan böyle bakamadığın o aynadaki güneşe çok çok ince nazardaki bir anlayışta bu bunun arkasında bir ayna var demek çok zordur. Onu ince ve derin e, şeye diyor e, tabi olanlar, e, usule tabi olanlar ancak anlar. Yoksa zuhuratlarına ve fuyuzatlarına şahit olduklarına ifade ederse onu çözemez. İşte Vahdet-i vücut odur. Yani aynada gözüken güneşe o şiddeti zuhurundan ayna gözükmediği için ona güneş demiş. Yani eşyayı böyle kıyas edin. Eşen yaprak nedir şu ağaç? Allah'ın evveluhu, ahiruhu, zahiri, batını karıştır. E başka kim var diyor. Oysa ustad diyor ki buna, evveluhu, ahiru, zahiri, batını, tayin pekmez karıştırdığı gibi, cil ve cemaatindeki sanatıdır. O cil ve cemaatindeki sanatı dememiş, odur demiş. Evel ismidir demiş. Tamam. Şimdi şeffaflaşır demek, varlığı var, fakat başkasını gösteriyor tıpkı aynadaki güneş gibi. Peki latifleşir ne demek? Şeffafla latif. Latife-i Rabbaniye. Kendini kaybetip başka şey olmuş. Veya kendi benliği, varlığı var fakat atom cinsinden değil. Mesela şöyle biz uygulayalım. İnsan maneviyatta yükseldikçe, zikir, evlat yaptıkça, bu derse girmeden önce duha yıkılmışsa, ...evvabini teheccüde kalkmışsa... ...insan latifleşir. Latif. Böyle hassas, güzel olur. Ee, böyle hayatına... ...felsefe yaparsa... ...şimdi ne yapar biliyor musunuz? Bir dünya yaşa, içimizdedir bu adam... ...ama başka dünyayı da yaşıyor. Hem burayı yaşıyor, bizimle yemek yiyor... ...sohbette. <laughs> Hem mesela şu anda... ...hepimiz aynı dersi dinliyoruz. Ama hepimizin... içsel dünyası farklı. Latifleştiği kadar çift yaşıyor aynı anda. Buralı değilsin demek. Latifli, latifliğin kadar burada bir var ama buralı değilsin. Şeffafiyet mekan, latifleşmek zaman gibi duruyor sen Çok tuhaf ifade ettin. Tahayyül ve tasavvur gibi. Evet. Yani ben şeyi bu acayip bir dünya yaptı bende. Ee, bu korku, korku dedim ya, o bir tarifimiz de var. İşte akıl dedi ki bu ninnesidir falan. Ölüm değilmiş. Şimdi iç alemde fikir var ya fikir. Hayallerimiz, geçmiş, elemlerimiz, lezzetlerimiz, safalarımız, kederlerimiz. Gelecekteki hayatımız da var. Ustad 108 kas sözlerde diyor. Geçmiş ve gelecek canlıdır diyor. Bakın. Ustad diyor, canlı ve ruhlu subutu hayat şeyden hayatı hayat manevi alınır diyor konu. Evet. Bak geçmiş ve gelecek abiler canlıdır diyor. Canlı. Subutu hayat yeten 18. şey 108. Mi? Ha bak ne diyeceğim? Ondan sonra ne diyeceğim bak? İçimizdeki her şey, dişimizde her şey canlı olacak da, içimizdeki fikirler ne çeşidi? Tereddüt, şüphe şüphe, ademi de yoksa ifrat, tefrit, vasatı var. Vasatı. Şüphe, tereddüt, zan, mazide kelemler, güzellikler, tefekkürler hepsi canlıdır, ruhludur, şuurludur, vücud sahibidir, vasatı. İfrat ve tefritleri ademidir, korku. Şimdi korku vücudu var, hayatı var, hayatı var, vücudu var. Ulan ben bunu tanıştığım zaman bu adamla, bu korkuya sordum. Fikir soruyorum ha. Korku, sen nereden korkarsın dedim korkuya. Adı korkuymuş. Bunun adı kalem. Bunun adı sır. Yani dokunma, araştırma demek değil, sırmış. Korkuya sordum Davut. Sen madem varsın, senin de ümitlerin var. Senin de beslendiğin var. Seni yok eden korkuların var. Ben beslendiğim şey diyor, yeistir diyor. Peki sen nereden korkarsın? Dedi o zaman şöyle dedi: Korkudan korkmasan, bak korkunun korkusu, korkunun korkusu, korkudan korkmamaktır. Çünkü o bir vardır, varlığıdır. Her halükarda o sistem çalışacak. O korkacak yani o sistem. Oha, ben varım yani. diyor. Korkunun korkusu korkudan korkmamaktır. Vesvesenin vesvesesi, vesvesenin vesvese olduğuna inanmaktır. Yani vesveseden vesvese edersen, vesvese vesveselikten çıkar. Vesveseyi vesvese edersen, vesvese vesveselikten çıkar. Basamak olur. Bir anlam olur. Bir dünya olur. Sana, seni bir yere taşımaya vesile olur vesvese. Nimet ilahi olur. Korku da öyle. Yoksa dünyada o korku olmasa ne zalimlikler daha olur. Evet abiler. Şimdi e, burayı okuduk e, şeffaf latif. Abi siz az önce söylediğiniz şey nasıl değil mi? Alemi gayptan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatla imanen hayatlar bir vücudu manevileri. E, bu, sübutu, ruhlu ruhlu bak ne dedi? Bir de oku. Alemi gayptan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın da imanen hayatlar bir vücudu manevileri. Bak vücudu manevileri geçmiş son ruhlu, ruhlu. mirac Evet. Ki levh kaza ve kader vasıtası, o var. o manevi evet. olan eserin mukadderat namına görünüp tezahür eder. Mukadderat namına arkadaşlar geleceğimiz duruyor, duruyor. Canlıdır, ruhludur, subutludur, sabit. Geçmişimiz varlığı var yani vücut arzı mahluk. Ne kadar mahluksa geçmişimiz kadardır. Geçmişimiz ki ne kadar kesinse gelecek canlıdır, ruhludur, subutudur. Yani ruhludur ya yani, var yani. Ruhu var. Arkadaşlar bu böyle bir ders tuhaf yani ya yani düşünen insanlar korkuya soruyorsun sen nereden korkarsın korkunun korkusunu tespit etmek <laughs> ancak Risale-i Nur'dur ya başka ne olacak? korkunun korkusu korkudan korkmamaktır. vesveseden kurtulmanın yönü. vesveseyi vesvese edersen vesvese vesveselikten çıkar ya. imani bir ahiret hepsine merhem şimdi geçiyorum. Burayı şey yaptım. 125 açar mısınız? Biraz önce çekti. Latife-i Rabbani iki nokta üst üste. Bahtiyar insanlar. Allah'ın insanı bol edilen insanlar. Çok şükür. 111 mi? 111 mi? Ha, 108 değil 111. Desene Resul. Güzel şeylerimizi ya. Allahu Ekber. Ama canlı ve ruhludur. Allah Allah. Şey de öyle diyor. Süret hakikate istinad eder, medet alır, hayattan ruhlanır. Ya mazini, müstakbelin canlı olması, ruhu, ruhlu olması ne güzelmiş ya. Adam bunları hayal edebilir mi böyle bir şeyi? Evli dünya. Müslümandan bahsediyorum. Hayat böyle evli dünya. Yani geçmişin geleceğini böyle bir çift hayatı ya. Bu dersler bizi çift hayatta yapıyor. Enfusu uyandırdır mı? Hem bedeni yaşıyorsun hem gaybi yaşıyorsun. Enfusu demek ya. Çift hayat demek. Adam çift hayat istemiyor. Al ya. Çift hayat istemiyor. Enfusi meş meşgul oluyor. E, bırak arkadaş. Adam niye söylüyorsun çift hayatı? Tek hayat yaşasın daha iyi ya. Çift hayat ya. Enfus demek çift hayat. Usta diyor zaten. Abi çift. Mazi ve müstakbel, canlı ve rolü sıfat ediyor diyor. Enfusi ne demek? O alemi, o alemi uyandırıp bu alemle mezc etmek. Beraber. Çok acayip. Zaten Allah böyle yapmamış mı? Peygamberine de yapmış. Efendim bir şey diyecek. Şimdi o ruhlu canlı hayattı, ben de öyle. Şimdi burada ben dediğim oradaki <laughs> yani gelecekteki geçmişte. O da sensin. Cennette cennette hangimiz asıl olacağız dedim kendime. Bir, nihayetsiz yerde aynı anda her Hepsi farklı olacaksın sen. Aynı anda nihayetsiz, sözlerde de geçiyor. Nihayetsiz yerde olacaksın. Bir iş bir işe mani olmadan her farklı işi yapacaksın. Acaba dedim aslı hangisiyim? Diğerleri fotokopi mi? Hepsi asılmış. Orada gölge yokmuş. Fotokopi yokmuş cennette. Her şey asılmış. O da kendine bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi sif bedensel ha şeyleri çekmez. İç alem, vicdan dünyası bu <laughs> enfus inkişaf ettikçe bunlar gayet normal. Diyor, şimdi hayır hayır düşün ama. Şimdi <laughs> bedensel bedensel bu nasıl olacak diye şaşırıyorsun Eğer biraz içeriye gir <laughs> gayet normal. Abi neyi anlamıyor biliyor musunuz? Ben diyor. O da ben bu da ben. Ya o da bu da yok. Peki dese ki. <laughs> şimdi fikir yok mu bir sürü? Birbirinden farklı fikirlerin yok mu? Hangisi sensin? Peki bir anda bir fikir geliyor arabayı sürerken ve evde veya birisini tartışırken severken memnun ve mutlu. Aynı anda hem fikir hem his yok mu? Hangisi sensin? Şaşırıyor musun? Ya ya hissimi aşamadım ya. Veya gadabımı aşamadım dedim. Fikrimi ezdi geçti. His, fikir, duygu, latife aynı anda olmuyor mu? Vefa var. Adama mesela demem lazım. Yutkunuyorum edep lazım. Orta müsait değil. Bak ne kadar sebep var. Kaç tane şey sıraladı bak. Orta müsait değil. Ayıptır. Vefa. Ama demem var. hakkın müdafası var. Desem bir türlü de. Bu kadar. He, hangisi sensin? Vefa mı sensin? Demen mi lazım? Hayır dememen gerekiyor. Ben şeyde kaldım ya. Yani kitabı mübin dediğimiz şeye yani o, o an Zaten anlasaydın alimler an yoktur demişler. <laughs> ya geçmişi yaşıyorsun ya geleceği. Çok az alimler. O ustatta ayrılmış işte <laughs> 30. Sözde imamı bin kitabımı bin ustat tasdif etti Allah'tan razı olsun. Allah gözükmez diyenler var alimlerden. Allah gözükür diyen var. Ona diyor ki haklısın. Gözükmez tabi vahidiyet cihetiyle. Ötekisi diyor ki haklısın, gözükür. Ehadiyet-i cihetiyle. An yoktur diyenler var. Ona doğrusun. An vardır diyenler doğrudur. Sen diyor İmam-ı Mümin mazi ve müstakbel var. An yok ya. Onlara. Ötekine diyor ki Kitab-ı Mümin an vardır. Böyle barıştırıyoruz. Ya, abi bir şey söyleyeyim mi ya? Bunu düşünüyordum az önce. Latife şey, müddeti Allah'cı Mansur da yanlışlık yok. Muhittin Arabi de yanlışlık yok. Hiçbir Bende yok. de yanlışlık yok. Peki yanlışlık ne? Orayı burayla anlamak. Tek kaya. Burayı orayla anlamak olmuyor. Tek kaya. Üst bunu nasıl becermiş abi? Muhittin Arabi bunu bırakmış. İrade, irade. O evamir tekvini hayatı esas almış. Evet. Orada çıkmamış. Evet. Haklı adam. evet. İlmi kelamcılar da bunu almış. Ondan sonra bu da haklı yani ikisini cem edebilmesi için müceddit olması lazım. İşte Üstad ya, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Gazali, bunlar müceddit. Evet. Mesela şu söz normal mı? İmam-ı Şafii'nin? Şuna bak. "Allah'ım, ona nasıl şanına yakışırsa İmam-ı Şafii öyle muamele et." Şu sözünden dolayı. Beni öyle motive ediyor, şey yapıyor ki. Sıradan zannetme. Ha, kendini hak ile meşgul etmezsen ne yapar? Batıl seni, Batıl seni işgal eder. Bu yaşanan bir dünyanın nüfus cüzdanıdır. Dışarıya attı akimlik demiş. Kelime, kelam gibi. İçeride yaşana. Ben kelama bakmıyorum. Bu adam neler yaşadı da buna bir nüfus cüzdanı yaptı da bize. Kimlikte dışarı. Kendini hak ile meşgul etmesen Batıl seni işgal eder. Bu. he? Bizim yüz o şey, şey ya ayeti yakışıyor normal da. Ona şaşırmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sanki bir var yani. Yani sanki de var? De... Ay Ayet Ama oradan oradan bu. Olmuş... Zaten semavi kendinden Evet. Ya Rab haberdar et sohbetimizi onlara. E, durumda... Hayret ya bir şey diyeceksin. Besmele siz nasıl başladın sen? Ha içinde söyledim. Bismillah. Tamam. Biraz da bir heyecana kapıldım. Tamam. Ben ha. Ben. Cennette <laughs> latife-i Rabbaniye, latife-i insaniye, fikir, vefa, Neyse. var mı? Var tabii. Burada burada daha cami gibi geldi bana. Seni bu Evet. Şimdi orası burada cami olmasının sebebi burada bu çekirdeği inkişaf ettirdiğin kadar ondan sonra orada aç olacak. Adana'dan getirdim Kırıkan'dan e, narı Rize'ye de diktim. Toprağı da Ama Rize'de nar oldu ama ha bu kadar. Ha bu kadar. Ama orada 450 gram değil mi? Yarım kiloya kadar olmuş. Oluyor değil mi? Ha, mübalağa etmeyeyim yani. Yarım kiloya yakın 450 gramı ben gözümle gördüm. Nar. Yani yarım kiloya yakın gördüm ama dediler ki yarım kilo da var hocam birinci kaka oldu dedi. Rize'ye getirdim ama bu kadar bir şey çıktı. Ağaca çıktı. Peki suç kimi? Narın çekirdeğinde. Ha, o zaman ee, dünya çok lazım. Cenneti cennet ediyor. Hadi Latife Rabbani'ye. En büyük bir nimet olan vücudu bu vücudumda büyütmek Bak ayrı bir vücut ha. En büyük nimet olan vücudu. En olan vücudu. Vücudu. Yani başlangıçtaki vücudu. Ya. Kendi Türkçe Bu vücudunda büyütmek ve çoğaltmak için hayatı verdi. Allah Allah. Yani burası bu normal Burada bir cümle mi? Bir acı, böyle bir cümle yok abi. ya burası o kadar garip ki bunun kıymetini bilmeyen bir tanesi ne dedi biliyor musun bana? Bu kadar bu alemin şahadete vurgu yapan o kadar bu elime vurarak anlatan adama bana dedi ki sen de, sen dedi bu mevcudatı şu dedi varlığı dedi inkar ediyorsun ha diyor. Ciddi mi diyorsun dedim ya. Vallahi en garip şeyi beni bununla bitişik düşünmek en büyük bana haksızlıktır. En büyük zulümdür bana. Cenneti cennet yapan burası Bunsuz bunun kıymetini bilin. Bunu onsuz enfusi, enfusi de müksüz düşünemezsin. Olamaz ya. Sen nasıl düşündün böyle? Muhittin Arabi'nin cam misalini o gözü göstermedi. O şeyi onu latif nüktelerden çıkardım. Ya niye buranın burası garip bir memleket. Hatta bu gezegen bizim gezegenizde de böyle oluyor. İnşallah ömrümüz vefa edecek şimdi. Latife insaniyede ne var göreceksiniz. Sıraladım belki de 20-30 tane madde külliyattan. Latife insaniyede ne var? E bak göreceksiniz kaçıncı bak. Bu, söyleyeceğim dur bakayım. Kaç, kaçıncıydı? Dur. O kadar acayibinizi gidecek ki Allah aşkına ben onu şey İçinde ne var? Şimdi çalışarak geldim ya. Ha. Kaç? Ee, 19. Burada olabilir mi ya? 19. İsmini söyleyeceğim de. Arkadaşlar ya. Böyle bir şey olur mu ya? Aa ifrat tefritini bulmuşuz. Tamam bak. Latife insaniyenin İfrat tefrit vası. Görüyor musun? Vas Şimdi ben... O şeyi göstereyim de Latif İnsaniye miydi, neydi? Dur ya. bitti burada değil. Ha burada. İnşallah. Neyse, gelecek. Hafızamız kalmadı. Neyse 125. Şey yeri olacak Neyse gelecek Belki de 20-30 tane <laughs> şey sayıyor madde madde bu bahtiyar kardeşler var ya bunları yazıyorlar Gaybden şahadete çıkartıyorlar. Onlara da Allah razı olsun. Ee, bu nimeti de Allah onlara nasip ettiği için de şükretsinler. Çünkü ben onu yapamam. Ben bunu yapabiliyorum. Neyse gelir. 120 şeyi açın abiler. 125 açın okuyalım. o gelir. Ya latife insani veya sırrı insani. Abiler latife-i Rabbani 19 50 50 de olabilir mi? E buldum. Sırrı insani. Evet sırrı insani de neler var? Tevhid sırrıyla bu dersler olur diye yer okuyacağım size. Tevi, şey vahdet sırrıyla. Niye insanlar şikayet ediyor? Ölüm korkusu, kanserdir. Niye böyle savaşlar, gazze, mazeri böyle. Resmi vahdet sırrı inkişaf etmediği için bütünsel göremiyor. Resimleri tek tek görüyor. O ancak diyor vahdet sırrıyla olur diyor. ...onu Allah nasip etti... ...onu göstereceğim size... ...bakayım 27'de mi ne... ...hep atlıyorum da bir... ...evet 27'de bak... Ee, ...bak şuraya, bak şurada... ...şualar 12'de diyor ki... ...kainatın kemalatı gazze... ...işte dünya... ...cennet, dünya her taraf... ...kainat ya kainat... ...cennet, cennet dünya, berza, haşir... ...her şey bak... Ka ...kainatın kemalatı sır vahdetle... ...bir, iki mevcudatın ulvi vazifeleri de sır vahdetle anlaşılırmış. Sır vahdetle. Vahdetle değil. Yani sır vahdet evet. Yani nasıl böyle külli sır vahdet yani vahdet neydi? 28 bin alemin bütünselliği sırrı olursa onu insana taşımış. İnsana taşıyınca sır insanı e, dimağın bütünlüğüyle Vahye. vahiy ile şekillenmiş dimağ vahiy ile bütünlenen dima sır. Birinci sır. Vicdan gaypla bütünlenmiş. ikinci sır. Karıştırır mısın? Ha, i̇ki sır. insan sır sahibi. Vahiy ile. Ya zaten imanın iki kutbu var. Dünyanın da iki kutbu var. Kuzey kutup, güney kutup. Dima'ı bütüne getiren vahi, Sonuç. Sonuç bu. Sır vicdan haşir meydandan gayb cennet cehennemle haşirde her şeyle beslenmiş. Bütüne gelmiş mi vicdan? Bu ikinci sır. sır. Topla onu sırrı insani. İnsan böyle bir şeye sahip. Ama o, o bizim enenin arkasındaki de bir şey işte sistemi böyle çalıştırıyor. Yani Allah'a ait bu edilmiyor. Herkese ait Allah'ın bir sırrı var. Benimkisi, sizinkisine, sizinkisine, benimkisine benzemiyor. Onu bilin. Herkese bir GPS koymuş. Yani o adam merkezde patron, tırlarını, arabalarını fabrikadan kontrol ediyor. Araba nereye gitti? GPS koymuş. Bir tanesi Edirne'ye gidiyor, bir tanesi de Ankara'ya gidiyor ters. Hepsini aynı anda seyrediyor. Önündeki ekran Herkese Allah ayrı GPS koymuş. Bu sırrı insan. Kendisini koymuş. Ama bilmiyorum. Hadi bakalım. Abi, sırrı vahdette mesela herkes e, sırrı vahdet noktasında kendisindeki ehadi tecelliye göre ifade eder. Değil mi? Evet. Herhalde. Üstadın sırrı vahdeti midir? Bir de okuyayım. Kainat diyor. Pergenin kainatı koy. Kainatın kemalatı dünya değil ha. Cennet cehennemi de. Niye yaratmış kemalatı? Hak batıl niye yaratmış? Şirk itikat niye yaratmış? İman küfür niye yaratmış? Zalim mazlum niye yaratmış? Gazze böyle diğerleri. Eyyeli ya da biyeli bağda niye böyle yaratmış? Bunlar işte. Kainatın içinde olan bütün zıtlar. Kemalatını. Kainatın kemalatı. sırrı vahdetle koy. Mevcudatın ülü vazifeleri. Bu adam niye öldü? Bu, bu ağaç niye kurudu? Bu niye kazasına bela geldi? Mevcudatın şu var ya her şeyin bir vazifesi var. Bu mevcudatın ulvi vazifeleri ikisi de şey, kainatın kemalatı sırrı vahdetle ı vahdetle ya kardeş şu anları aç ya Sari senin o olması lazım deyince değil ben metin okuyorum. Anlayışımı yapmıyorum ya mevcudatın ulvi vazifeleri sır vahdetle anlaşılır. Şu aları açar mısın? Ben de merak ettim. Yanlış mı yazdın? 12'de şöyle yazıyor. Bu da bakayım ben de emin olayım. Hemen değiştiriyor. <laughs> Bana bak o ikisi gibi yapmayasın. Geldi baktı ki e, mevvad-i şerir Habise habise yeni çıktı kardeş bu nerede ya? Abi bir okudum. Ya sen o notlarını okumuş olmayasın orada. Abi gel bak. Zaten kalktı geliyor. Baktı baktı. Seni kitapta yazıyor kardeş. Sen okumaya devam et. Sen bizi bırak. Bizimle uğraşma. Biz değişmeyiz. Dedi biliyor musun? Buldun evet. mu abi? Biz değişmeyiz. Buldum, buldum abi. Evet. Dedi onu. Buna geçenlerde bunu, bunu birisi vardı geçenlerde geldi beni ziyaret etti o olaya şahit olan dedi ki böyle de ekledi dedi dedi. abi T-shirtimi gösterelim dedim. Allah Niye Yo, gör? Yok gör. E hadi yaz abi. hadi gel. Hadi. t göstereyim ne demek? <laughs> hadi yaz dedim değil mi? <laughs> Hasan abi. Teklifi dini altında değil. Buldun mu şu şey? Tamam tamam ha. Şimdi Hasan abi. Şu ben miyim? Yani. İnsan. Ha şu anda tişörtüne de benziyor. Aynen. Hasan abi. Mesela misalen. Yani ben böyle anlıyorum da. Bazı. Şimdi mesela şu da kainat mı? Abi şu da kainat değil mi? Kainat yazıyor. Ev. Tişörtünü gösteriyorsun ama kalem de tişörtün de aynı renkte bu aslında. İşte aynı renkte. Hiçbir şey de Hasan abi. Şimdi Hasan abi. <laughs> ben şöyle anlıyorum. Az önce vaat etmeye yaptım dedin. Onun aklındaki karışıklık ne biliyor musunuz abi? Şimdi. Nasıl okutuyorum? Ha. Bak yok çünkü biz her çarşamba günü konuşuyorlar. Birlikte, ha. Senin gelmediğin o çarşamba derslerinde biz birlikte şey yapıyoruz değil mi? Evet. Hayalen oradayım. Tabi tabi. Şimdi Hasan abi bu büyük <laughs> Çizim, bu büyük insan ha. büyük insan bu da küçük kainat değil mi? Tamam. Ha. yani bu bunu gerektiriyor ki bu bir tamamiye bunun içinde derc edilmiş. Kesinlikle. Program olarak. Evet ustadın sari. Tamam. Şimdi bunun bütünlüğüne baktığımız zaman buna insan diyoruz. Bu bütünlüğün içine girdikçe bu kainat oluyor. Yani kainat şu değil. Ben şöyle anlamıyorum. Burası dünya. Şu güneş, ay, galaksi, galaksiler, büyük. Kainat bu değil. Kainat... Bu semay dünya. Heh, bu semay dünya. Tabii canım yedi tane var. Heh. Yedi tanesine birinci sema deniliyor. Birinci sema deniliyor. Tabii yedi abi. semaya... Semaydin şu bizim bilimin söylediği var ya 250 milyar galaksi var. Her galakside 500 milyar yıldız var. Bunların söyleyeceği ve söyleyemeyecekleri hepsi semay dünya bir. 7 tane var. yedi tanesinin bütünlerine birinci sema. Böyle sebe semavat var. Evet. O zaman Üçüncü tabakada da İsa Aleyhisselam. Üçte mi ikide mi? İşte o zaman i̇şte. kainat deyince Hasan abi yani ben kainatı tamam, bu de. enfüsi Çok derslerle Ha bu arada bir Ulaşıyorum şey söyleyeyim. Abi. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Evet, evet. Yalan söylemem. Yalan söylemem. Bak şimdi Furkan dinle. Dün akşam birisi ne dedi biliyor musun? Ben dün akşam dersten çıktım hiç senin dersten haberi olmayan birisi ne dedi biliyor musun? Nedir o dedi ya? Resim çıktı dedi. Dedim bakıyordum böyle ee, birisi bir şey atmış orada. Dedi ki o ne dedi? Bak hiç seni dersi bilmiyor. Ya dedi. Ha o mu dedi? Ya ben bunu dinledim dedi. Bu aynı böyle diyor. Ben onu dinledim. Ya diyor, buralı değil ha bu adam dedi. Ne demek dedim? Sen ne demek istiyorsun ki? Ya bu bana çok değişik geliyor bu insan dedi. Dedim ki sen dedim Nur dersinde YouTube'da e, Nur İman'la anlaşıldı böyle bir video izledin mi? Yok dedi. Allah Allah. Şaşırdım. Allah Allah. Aynı böyle dedi. Ben dedi normal görmüyorum bunu. Bu başka bir şey dedi ya. Ee, bu başka dedi yani. Belki de dedi, ekledi de demiyor. İnsan değil ha dedi bu. Cin nevinden olur mu veya ruhani. Öyle gözüküyor dedi. Çünkü dedi bu insana benzemiyor. Dedi. Aynı dün akşam dediğini. Çok etkilendim. Devam et. Şimdi sizin o 27'nin en başındaki cümleniz neydi abi? 27 Kainatın e, kemalatı mı? Aurası çıktı bak. Kainatın kemalatı. Kainatın kemalatı. Aradık aradı bulamadık. Şimdi yeni kaldırıyor çıkıyor. Kainatın kemalatı sır vahdetle. Vahdet. Mevcudatın ulvi vazifeleri sır vahdetle. Şimdi Hasan abi. Kainatı. Hadi şey yapalım ama nasıl girelim. Tamam, hemen hemen geliyordun. Çabuk. Hadi, hemen şunu tamam bir onu deneyim. birinci semaya kainat denmez. Tamam tamam. Şimdi vahdetle dediğiniz biz buraya kainat nazarıyla bakarsak evet vahdetle. Hı. Ama o da haklı. O içerideki enfüsi alem ile ulaşmış olduğu kainat anlayışına bu evet, evet. bu zaten tevhidin, tevhidin ikinci meyvesinin kısmında anlatılıyor Evet. Zaman. Evet. Evet işte itiraz etme zaten. <laughs> ha sen değil. ne dedin ki ben ne itiraz ettim? Sen Kesinlikle. böyle anlatamadın. Tevhidin. Sana, evet, ben yani metni okuduğum <laughs> için ya. <laughs> tevhidin meyvesidir. Ha sen tevhid mi dedin? Evet. <laughs> Tabii canım tevhidin <gülüyor> meyvesi. Ne diyorsun? Ne bak? Metinde öyle değil. Ha. Metinde öyle değil. Neyse, tamam, değil. <gülüyor> <gülüyor> latife Rabbani 125. Rabbani Latife lugatı. İns yani bunu çok konuştuk da burada da almışım. Niye? Rabbani Latife yani Rabbe ait. i̇yi şey çekiyor takke. İnsanda bulunuyor fakat aslına nazar ediyor. İslam'da, insanda bulunması insana ait olduğunu göstermiyor. E, aslının Aslını gösteren bir şey gibi. GPS bir koridor. Bak bir de okuyorum. İnsanda bulunuyor fakat aslına nazar ediyor. Bunun özeli şu. Bu tarafa bakmaz. Aslına bakıyor. Hep. Rabb'a ait latife. Rabb'a. <laughs> Rabb'in koyduğu kendisini ifade ettiği zemin olan latife. Cümleleri aldım bir Allah kendisini ifade ediyor bunda. Yani bu vahdet ve tevhid ile ilgili daha önce Allah'ın birliğinin sureti kanuniyeti hakikati ve yazarken şöyle demiştim abi sureti vahdet siz vahdeti anlattınız kanuniyeti ehadiyet ya da tevhid de denebilir o da iç tarafta kanuniyeti oluyor hakikati vahidiyet mahiyeti vahdaniyet. Ya yazın çok güzel ya. Eme yaz kalk. Şimdi sen ben kalkıyorum demiyorsun bir sana diyor kalk onu yaz. Rububiyetten geliyor. Kulazı bir Rabbil Nas, nas? Kainatı yönetim sisteminin yönetim sistemine bakarak yöneten zat, Rab. O zaman bu sistem Rab'a ait bir sistem. Onu kainatı nasıl yönettiğini insana nümüne koymuş. Onun adı Latife-i Rabbaniye şey Rab yani Rab. Yani rububiyetin bunun latifesi var bende. Bende latifesi var. Bana koyduğu zaman bir latife daha, oluyor. Bir daha, bir daha bir daha lütfen. He. Çok çok dehşet bir şey Allah'ın dışında 28 bin alemi yarattı mı? Evet. Yaratam, yarapabilirsin. O kadar şey değil. Fabrikayı kurdun, iş yerini kurdun. Kardeşim kurmak meziyet ki. O en zoru hani kurmakla ikinci ayağı idare etme Nasıl yöneteceksin? Senin o fabrikanın gelir giderini, piyasadaki pazarını, işçilerin şey durumunu vesaire vesaire. Tabii yani yok dört tane. Fabrikayı kurmak, topluma pazarlayabilmek, iç dengeleri sağlayabilmek, kendini bunların dışında koyup yönetebilmek. Dört. Ha. Allah bu kainatı yarattı. Nasıl yönetiyor? Ha. Onu nasıl yönettiğini merak ediyorsan dedi. Ben nasıl yönettiğimi yönetim sistemimin çekirdeğini yapacağım sana. Filistesini, kainatı nasıl yönettiğimi sen iç aleminde sana koyuyorum. iç alemini aynı böyle yönetiyorum. Onu bize koyması yönetim sisteminin adı bizde Latife. O yönetimi bizde uygulanışı şekline de Latife-i Rabbaniye. Tüm bunların bütünlerine kainat deniliyor o Ya. Sen ne dedin? Aa, Aa, bunu alın bak. Kavramların birbirinden tefrik edilmesi için evet. bir işte formülü Evet abiler, yani bu bunu Osman şey yapması lazım. Bunu bu yani bu çok önemli. Niye biliyor musunuz? Çok insanlar vahdet, vahidiyet, ahadiyet, vahdet de bucalayıp duruyor Nur talebeleri. Bu formülle çözülür. Bak bağırıyorum. Bütün kainat işitsin bu. Çok zordur tebrik ediyoruz. Çok mu? Tabii tabii tabii. Çok müşkül halletti. Her Nurcu'nun sorunu bu. Ya bu derse bak. Ahmet kaç yaşındasın? Dokuz. Dokuz yaşındaki insan da dinliyor. Ve oturuyor dokuz yaşındaki insan. Aa canlı canlı dinliyor dokuz yaşında. O hiç dikkat etmeyin dokuz Maşallah değil maşallah. Vallahi ya. Ve kendi iradesiyle. Ama öyle dedik diye oturma ha. kalk içeride topta vardır git oyna. Gitmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> dün, dün doktorlar çocuklarına çıkarken baktım ki sağa sola da, takılıyorlar, dalıyorlar. İnan onlar için top aradım. Bir, bir yerde top var dedim. Top vereyim de mescitte oynasınlar. Bulamadım. <laughs> Niye sakladın? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ha şey tamam mıyız? Bu bana lazım. Çok güzel. Tebrik ederim. Allah'ım bizi bu, bu şeylerle muhatap evet. ettiğin evet. için sana evet. sonsuz şükürler olsun. Evet. Latife-i Rabbani anladım mı yasin? Evet. Rabbin latifesi insanda bulunuyor. Fakat aslına nazar ediyor. Rabbe aittir aslında. İnsanda bulunması insanın değil bu. Allah'ın e, kainattaki yönetim sistemini nasıl yaptığına şahit olmam için kendi alemimdeki sistemi buna göre Buna bakarak sen de yönet der gibi o kainatın yönetim sistemini, kainatı değil yönetim sistemini bana monta etti. Yani kainata tasarruf eden Rab bu kainatın dizginini bir cilvesini insana koymuş ve kainatı insana bağlamış. Bu biraz inkışaf ediniz, ederse Allah insana kainata tasarruf etme yetkisi veriyor, değiştiriyor, dağa kaldırıyor, indiriyor, Duası şey yapıyor. Ee, yani bir daha okuyayım burayı. Yani kainata tasarruf eden Rab bu kainatın dizgininin bir cilvesini insana koymuş ve kainatı insana bağlamış. Bu insanda inkişaf ederse ondan sonra kainatta tasarrufa yetkili oluyor. Y suyun üzerinde yürür, kabri kaldırır. Ondan sonra ecelli muallak değiştirir. Lefi mahfuza girer. Arş-ı azamdaki israfın azamet heykelini görür. Cennetteki peygamberde de fazla inkişaf etmiş. Sohbetleri, senin sarayını gördüm ya Mert e. dedim. Bu, bu oluyor. Fi vücuda dönüştürmekte. Evet. Buradaki fark ne abi? Bu, bu, şeyde varlıkta yapıyorsun irade. Mesela daha kaldırısı yapıyorsun ama bu artık o kainata geçiyorsun. Fiil değil. Latife Rabbani iradeyle işte ibadetullah ayrıdır. Bu ee, bu Rabbin tasarrufuna şahit oluyorsun yani bizzatı. Oraya da nasıl müdahil olabiliyor? Biraz da değişik yani bu. Şey diyebilir misin mesela? mesela İradede Rabbine, Latife Rabbani'de Rabbul Alemine Muhattapiyet söz konusu mudur? Ya öyle bir şey yapayım. düşünmedim de irade latiftir o. Elestü bi Rabbikum de. Maddeten değiştirmeyi yetkilidir. Yani irade inkişaf ettikçe irade nedir o zaman? İradesini irade ettiğim kadar iradem iradedir. İradesini irade etmediğim kadar ihtiyar sahibiyim. Şey abi, zaten... Bunu Osman'a söylemiştim yazmış mıydı bilmiyorum. Ee, Hasan abi zaten irade o sistemin sureti Latife-i Rabbaniye'de mahiyeti değil mi? Evet. E zaten biri suretten bakmak biri mahiyetten bakmak. Evet. Yani aynı, aynı şeyden da. bahsediyoruz. Aynı şey, aynı şey ama biri suretten bakmak, biri mahiyetten bakmak. Evet. Hangisi daha çok? Yani değil? evet. Ama şöyle bir şey var. Latife-i Rabbaniye Rabb'a ait. Bizim irade gibi değil. Bize vermiş. Artık Allah'ın iradesini irade ettiğim kadar iradesine irademi sokuyorum. İrade edebiliyorum. Kainatı maddeten değiştirebiliyorum çeşitli yerlerin. Mesela güneşe sert bakarım, güneş perde çeker. Bu iradesi, irade değil. Latife Rabbani ise Allah'ı seyrediyorsun. Yani başka, başka bir şey bu. Hmm. Allah'ı seyretme. Evet. Allah'ı seyrediyorsun. Hmm. Farklı şeyler yani bu işlevleri. Yani kainata tasarruf eden Rab, bu kainatın dizgininin bir cilvesini insana koymuş ve kainatı insana bağlamış. İşte bu bağlandığı latife. Kul kul bi nas. İşte insandaki latifesi bu. En sor. Yani insana imtiyazlı kılan Latife-i Rabbaniyeciyeti midir? Latife-i İnsaniyeciyeti midir? Hepsinin derse önce söyledim. Hepsinin ayrı bir imtiyazlı kılar. İnsanı sıf şu imtiyazlı kılar değil. Latife-i insani imtiyazlı kılar bu sahada. Latife-i Rabbani insanın imtiyazlı kılar şu tarafta. Sırrı insanı kılar bu tarafta. Hepsi akıl farklı kılar, vicdan farklı kılar, kalp farklı kılar, farklı şeyler. Yani mesela diyelim ki Latife Rabbani anlatıyor ama Latife insanı gibi o işte bir farklı onun. Mesela bir tanesi kalpte bir tanesi vicdanda. Yani latife insaniyenin yaptığını bu, bunu yaptığını o yapamaz. Yani bu Allah diyor ki kainatı ben yarattım. Bu fabrikayı nasıl işlettiğimi, senin de ruhunu nasıl işlettiğimi sen sana şahit ol olman için ben ruhunu ruhum ruhumla yönetiyorum. Bunu nasıl yönettiğime şahit ol. Tamam. Ee, işlevinden i̇şlevinden değil nasıl yönettiğimi ona bir bize bir nümene koymuş. Onun adı Latife-i Rabbaniye'dir. Kainatı nasıl yönettiğimi yönettiğini yönetildiğimle anlıyorum. Bu sebeple ben de yönetiyorum. Diyorum ki mesela nasıl yönetiyorum? Korku uğraşıyorum. Korku uğraştım. Başka bir his uğraştım. Mesela şimdi kalple uğraşıyorum. Kalple, ya Bunu nasıl yönetiyor yani? Kalp dört tane sistem çalışıyor. Tasavvufçular alt edilmiş. Ustad dört tane diyor. Kalp, sadr, kalp. Ee, şey, fuat, Loop. Ustad üçün dördünü de kullanmış. Yani bunları nasıl yönetiyor? Sonra Aa, Allah Allah, latife-i rabbani. Sonra perde üstü bana konuşuyor. Burayı da kapatıyorum, geçiyorum. Dersin, bize doğru olan bir gibi yoksa Değil. Karşı evet, iki iki yönlü. İki yön. Abi, e, dua münacat tamamen e, ayrı ya da sure kanet biri sure kanet hakikatli dua münacat münacat aynı kategoride değerlendirebilir miyiz ya da münacatın içindeki kategorilerle sure kanet hakikat mayet gibi yani görünür de biz Allah Teala karşı konuşuyoruz ifade ediyoruz ama hakikat ya da daha üst seviyede münacatta Latife-i Rabbaniye'de allah Teala bize karşı konuşuyor edip bir şey olabilir mi? Fesubhanallah. Mükemmel bir şey ifade etti. Soru kendisi cevap. Mesela duvada temenni var değil mi hafız? İstemek. Ya Rab günah mahvet. Allah'ım bunu ver, bunu verme. Hep istek var. Munacatta yok. Ey şiddeti zorundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan zat-ı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam talimiyle... ...Kur'an-ı Kerim'in dersiyle anladım ki... ...munacat böyle ya... ...bak istek yok. Munacat risalesi, üçüncü şua. İstek yok. Tafsifat var. Neyle? Kendi aleminle. Evet. Yani müşahadet olur. Ötekisi dua. İşte... ...latife-i rabbaniye... ...sanki... E, ...Rabbin... ...o... E, münacatı gibi... ...bizdeki dua gibi... Latife Rabbaniye. bir buradan bakınca dua alıyor. Oradan bakmaya biz yetki alırsak münacat oluyor gibi. Ve aslında daha çok dua iradeye bakıyor. Latife Rabani'ye müşahedeye bakıyor. Evet yani <laughs> Latife Rabani'ye de abiler <laughs> müşahedetullah olduğu için müşahede merkezine koyacaksın pergelini. Yani mesela merak ederim. Allah kainatı nasıl yönetiyor? Görmek isterim. Şahit olmak isterim. Tamam. Ben senin koydum. Senin bu alemin var 28 bin alem. Aleminde. Yani fikirler. Ne kadar fikir var bizde? Mazi fikir var. İstikbal hakkında var. Zanlar var, tereddütler var, küfürler var, hakaretler var. Sakinlik. Bu yani hepsi canlı biliyor musunuz? Hepsi canlı ve ruhlu. Ha geçmiş de ölmüş değil. Hepsi canlı. Mesela mezara girenler ölü değil ki. Libasını bırakmış çekip gitmiş adam. Eskimiş yuvasını terk etmiş diyor. Ostat öyle diyor. Eskimiş yuvasından. Ruh eskimiş yuvasından diyor. Garip garip bakmayın. Fülat da söylüyor. Eskimiş yuvasından. İşte bizim iç alemimizde hepsi geçmiş gelecek hep canlıdır. Onları nasıl yöneteceğiz? Allah kainatı nasıl yönetiyorsa öyle yönet diye. O Rabbe ait. Oradan benle konuşuyor. ...öyle bir kanalaştı ki... ...e ben de bir yol bulunsa, kanal olsa da... ...ben de konuşsam... ...a işte Latife-i Rabbani... ...oradan konuşulduğu için... ...a eşittir, b eşittir, b a sırınca... ...buradan da orayı konuşabiliyoruz. Hasan abi, Latife-i Rabbani'ye... Ye ...yeni bir teşhis. Latife-i Rabbani'ye... ...girilmez. Latife-i Rabbani'ye... ...alınırsın. Yani buradan... ...buraya refref... ...şuradan... Buraya da Burak. Burada ben olan ben de hiçbir şey yok aslında. Bu sadece hislerin bütünlüğü. Bu belki sadece tercih ediyor Hasan abi. Bunu buraya iten Burak buraya kadar. Buradan sonra eğer kabul edilirse refrefle Latife-i Rabbani'ye çekiliyor. Bu öyle böyle bir şey değil Hasan abi. Değil. Benzi Yani refrefe benziyor. Burak nereye kadardı? Ya değiştiriyorsunuz konuyu ya. Burak Mescid-i Haram'dan başlayıp Arşaka'da olan seyahatın sürecin adı. Siddet-i Munta cennet cehennem ya. Cennet şey cennetin sonudu. Kain arşa kadar da Siddet-i Ondan sonra neyle yaptın? ref, raf, 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 ref, ref, ref. Tamam gitmiş. Yani tabii ki Latife-i Rabbani'ye ta arş azam kabu Kabisinde Allah'ın tasarrufu yok mu? Nasıl yönetiyor? Onu bize koymuş. Ya ta oraya kadar şahit, müşahadetullah. Ya arkadaşlar müşahadetullah da ne anlıyorsunuz? Birincisi bu. Evel, ahir, zahir ve batın isimlerine bütünsel. Ne demek biliyor musun? Allah canibinden, kudretin azameti altında Allah'ın nazarına sahip olmak. Inatası, bahsedilme, bahsedilme, evet. Peki. Hep bu söyleyeceklerinizi toplayın. Sonuç itibariyle Allah'ı seyret. Müşahadetullah. Yani e, buraya götürüyor. Müşahadetullah şeyim Abdülmekin'in dediği gibi oradan tamam bizi tasarruf ettiğini Latife Rabbani bu konu ama buradan bakınca ne oluyor? Allah'ı seyrediyor. Allah'ı seyrediyor ne demek? O o hazır olduğu için bizde seyrettiğimize yetki alınca bizde huzur olur. Huzur ne demek? Latife Rabbani açıldı demek ha böyle. Ondan kendinden geçermez olur. Melekmez, mest, şemsmez. Mest, hani böyle geçiyor sözlerde, mektubatta. Melek şem mest, şems mest, kainat mest, mazi mustakbel mest, cennet mest. Herke her şey geçmiş kendinden diyor. Nasıl geçmiş? Ben <laughs> kendi dünyasındaki cennet tepsi geçmiş, gitmiş. Abdülkadir evet. Anlıyor musun? Mest diyor ya, melek mest, melek. şems mest, kainat mest. Her şey mest olmuş. Herkes kendisinden geçmiş, sıyrılmış. <laughs> Latife-i vazifesi müşahedut müşahedetullah. Mirat-ı Allah görünür. kaç açamıyoruz. 27. E e sayfa. Allah görünür daim. İnkışaf i̇n in in ettiği için Latife-i Rabbaniye aynı yani. Ben Bak, mi? Mirat-ı Ayna Ahmet demiyor. Ben. Mirat diyor. Ahmet demiyor, Muhammed diyor, mirat ı Muhammed'ten Allah bilinir daim, diyor, görünür. görünür daim. Diyor. Evet, evet. Nasıl bir şey? Evet, de görür, gösterir, gelir, <laughs> bir de o, o var Aineyi. Aineyi Ahmet diyor, Muhammed'i mirat diyor. Evet. Aferin, ee, e, şey ismi, fert ismi. Fert isminde ayniyim Ahmet diye de, de görülüp gösterilir. Hakim. Vay be. Görülüp gösterilir. Hadi bakalım. E gel de bunu çek. 19. sözcü defte geçtik. 17'den sınıf atladık. 17 bu 19. 19'a mı geçtik abi? 19. defte. Bu tevafuk değil de nedir abi? Niye? 19. söz 19. Biz, biz nereye giriyoruz abi ya? 19 Mayıs. Ha, aa 19 bugün. 19 Mayıs. A19, A19'un defter. Vay. Ona 46. Lan bir dur. 46'yı çek. E, 49'u çek, 50'yi çek, 48'i çek. Abi. Çek 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 hadi. Hadi biraz gidelim ama nasıl gideceğiz bu nasıl olacak? E, bunun e, özüdür. 17. defterde Latife-i Rabbaniye ham çalışılmış. Yani aynı biraz önce okuduğumuz gibi metin. Metinden. Merak edersek metine geçeriz. Bu nasıl bir şey? Acaba şey mi yanlış mı falan deyince şu 19. Gerçi e, muhakemat 18'i metni aynı aldım hiç. Hiç değiştirmedim. Latife-i insan Rabbaniye'yi Latife muhakemat 18'de aynı aldım. Ben, ben böyle bir e, bu derste çok az böyle her taraf ateş ateş yanıyor ya vücut. Yani bir şey yani bir tuhaf çok az görmüşüm böyle dima evet. derslerinde. Bu nasıl bir şeyse nasıl bir şey neyden bahsediyorsan o seni açmadan sana yetki vermeden ondan konuşamazsınız. Yani bazı tanımlanmış arabalarda gidiyorsun mazot doldururken fabrikaya yazıldığı gibi tanımlanmışsa o sen orada para vermiyorsun. Şoför diyor ki hemen tanımlıyor, mazotu dolduruyor. Evet. Efendim Çorlu'daki fabrikaya yazıldığı gibi. O alemler onaylamazsa sen de oradan petrol dolduramazsın. Onlar seni kabul etmese bu derslere giremezsin. Bu dersleri dinleyemezsin. Bu dersleri çalışamazsın, yapamazsın. Ben ben destur almadan o parka girip de botanik araştırması yapamam. Ben destur almadan morka girip insan kesip araştıramam. Katil olur. Doktor. Morka girip kesti. Nereden biliyoruz ölüyü kestin? Allah bilir adamı kesti. Eğer ben yetki almasam, doktor numaram almasam, oradaki ameliyathaneye aynı ben adamı kessem katil olurum. Katilsin. Adamı kestin. Ama bir onaylanmışsam bir kurum tarafından kesmek hem dinen sebep alıyorsun hem insanlarca ölse bile minnettar oluyorlar. Sağ ol doktor. Aynı adam benim. Fark onaylandım. Onaylanmadım. Onaylandım. Bir, bir adam cahil bir adamın yolu düşse şeye başı ağrıyor hastaneye gitse benim gibi Sonra o nasıl yaptıysa bilmiyordu. Aşağı indi. Bir baktı ki aşağıda cerrah kesiyor adamı. Kan veran içinde hem de 3-4 kişi bir adamın tepesine bilmiş. Kesiyorlar. Bilmeyen adam ne der? Orada kıyameti koparır. Oysa öldürüyor dediği yere adam diriliyor. Tam Sıcak bir yerde aslında soğuk yerde bu durumlar sıcak yer için imal ediliyor gibi. O alemler, o bahsettiğin, meşgul olduğun zatlar veya alemler sana sinyal göndermesi onaylanmazsa onaylayamazsın. Ben mesela dün akşam bir doktoru e, hatırıma geldi. O zaman bir ders attım. şey korkundan korkma diye sesli bir kaydattım ya. Ona attım hatırma geldi. Ondan sonra şehirler arası bir başka bir şehirde. Dinlemiş Yoldayım. atmış bir de. Abi burada e, birilerle mi çalışıyorsun? Yani iş şeyden çıkmış demek eve gitmiş olmuşsa gece. O anda da ona ona benzer şey atıyorsun ses kaydı korkuyla alakalı. Anladım. Bu hakikaten korkmuş korkar. Niçin bu örneği veriyorum? O alemler, o o o, o alemler seni onaylamadıkça o alemler meşgul olamaz. Kesinlikle. Gittin botaniğe, araştırma yapacaksın, giriş alacaksın. Adamı kesebilmen için yani ameliyata onay alacaksın devlet kurumundan Bu adam kesebilir, tedavi edebilir. İlgi alışverişi olmaz mı? Olmaz. Karşıya sürekli resimler görünüyor da özel evet. olmaz. Metsuplar onaylanmadan içindeki doğan şeyle metsup metsup zaten ya metsup metsup böyle e, yani muvazeni yok. Dinde hassas bazı çoğusu muhakeme akliyede 90 insan. Dinde asas. Böyle tar tarikatta da var, şeyde var, nurculukta da var. Her cemaatta var. O kadar asas ki böyle kırk kırk yarıyor böyle bir bakıyorsun bir bakıyorsun basit. onun şu yenilmiş şüphelerin şüphesine bakıyor. Şüphelerin şüphesine bakıyor. Öteki taraf haram işliyor. Işte Çarşaflı kadın CHP veriyor. Yani ya Dün akşam nasıl soktu kader beni bilemem. Evet. Ya ya çok Yani çok çok tuhaf değil ya. mi? zikir ediyor, teheccüde kalkıyor. Ha? Fat, şey, milli görüşüm, şeyleri, enkazları. Ee, gidiyor CHP veya ona yarayacak şey. Kadına şey veriyor, kadına. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir millet kadını başa geçirse o millet ifla, ebedi iflah olmaz diyor. Noksan. <laughs> Bak adam dini cemaat, dini cemaat, Gidiyor, kadına veriyor. Çarşaflı CHP'ye veriyor. Sö çıkışın içinde. Dinde hassas. Muhakeme hakredin yoksa. Niye bunu anlatıyorum? Sorun. Metsup. Peki kurtarır mı? Hayır. El cevap. Hiçbir şey. Feveylülil <laughs> musalli. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Bitti o. Hiçbir şey anlamı yok. <laughs> Niye dedim? <laughs> Onaylanmasan, tutulmasan böyle pelişan Bütün o Arapça kazanımların, okudukların, namazın, niyazın onaylanmadığın için onaylanmayı anlatmaya çalışıyorum. O alemler onaylamadan giremezsin. 506'dan bahsediyorum. 3 defa üç tane vuruyor. 506 sözler. O alemlere biz böyle bununla tefekkür ediyoruz, meşgul oluyoruz ya böyle. İadeyi ziyaret ederlerse gidebiliyoruz. Siyadeyi ziyaret nerede oluyor abi? Ne Bilim. Ne bileyim. Hangi ne neyin iadesi? Askerliği gelip de burada adam bir tanesi gelse zile bassa. Buyurun askeri ziyaret etmiyor. Lan burası kuşla değil ki. iade ziyaret. iade ziyaret edilmesi gereken yerdedir. dedi. Neyse mevzu oradadır. Nerede olacaksan orada. orada. Nerede olmak istiyorsan orada duracaksın. Ha buraya gelip de bana iki tane ekmek ver diye kasaba giden adam var mı? Dün akşam bir tanesi diyor, üç hafta yokum hocam. Abi dedi, hiç sormuyorsun beni. Vallahi dedim, fırında kimseyi sormuyor. Fırını yapıyor. Kim ihtiyacı varsa gelip alıyor dedim. Ben dedim, e, insanların ihtiyaçlarını bilmiyorum. Senin, maşallah, çok şükür, elhamdülillah. Buraya bir kısım devam edenler adam gibi yetişmişler. Buraya ihtiyaçları yok. Çok şükür, gurur duyuyoruz. Siz devam edin dedim. Çünkü yetiştiniz, ihtiyacınız yok. Nasıl yok abi? Olsaydı gelirdin kardeş. Öyle yapma. Senin karın yok yani. Karın bile naz yapıyor. Senin kapının önüne koyuyor. Naz yok. Din'de naz olmaz, şaka olmaz. 45. madde. 45. maddeyi okuyorum. Muhakemat 46. bak 19. defterin 19 Mayıs'ta 19. defterin 46. sayfasında 45. madde muhakemat 18 e, muhakemat 18 e, 17. defteri neresinde yazıyor abi? 16. sayfasında hamı yazıyor. Okuyorum. Maneviyat hakayki mahsa ve mücerredat sırfa imtizacından çıkıyormuş. Maneviyatı tarif ediyor. Muhakematta. Neymiş? Hakkai ki mahsa muceredat-ı sırfa imtizacından, tayyip bekmez karışımından oluyor. Orayı bırakacaksın Ali. Esma-i Hüsna'nın bize bıraktıkları nümineleri Bak. Esma-i Hüsna'nın Esma. Esma-i Hüsna'nın Esma. Esma Hüsna bize bıraktıkları nümuneler var her esma. Emri nisbi, emri itibariyle eşanın sıfatlarını alemimize taşımasından ruhumuzda meydana gelen hassasiyet pozitif enerji deniliyormuş. Bir daha. Bak abiler, Pozitif adam kim? Bir daha okuyorum. Esma Yusna'nın ya Cemil'i ya Allah'a karibi ya Allah'a bütün Esma Yusna sana nümine bırakmış. 18. Söz, şey, 12. Söz, 11. sözde var ya. Peki bu bize bıraktığı yazılımla yaprağı yaratmış. Yani mülevin. Onu boyamış bana nümine koymuş. Bunu onunla inkişaf ettireceğim. Bizde ne koymuş sistem olarak? Dışarıya çık. Sığır bunda yapamaz. Melek de yapamaz. Cin de bu kadar yapamaz. Çık dışarıya. O yapraktaki esmanın cil ve cemal nakış sanatını al. Onu içinde örf, anane, kültür, gelenek ve ilimle harmanla kendini inşa et. Bunu hangi sistem yapıyor? Emri nisbi, emri itibari. E sanki <laughs> gibi geldi bana evet. Acayip bir şey. Tefekkür biraz daha ileri. Daha Bu sistem tabii evet. Tefekkürü saati, hayrı milli ibadet seneti. Bunu herkes bir derece yapar. Mesela gider botanikçi araştırır Allah Allah onunla kendi aleminde ağacı di diker ama Tefekkür kafirde yoktur Allah Allah. Tefekkür Müslüman'da vardır kafirde düşünce vardır Tefekkür ettiğin kadar vicdandaki zihin de mekan açılıyor mekan nasıl açıyorsun mekansız mekan mekansız mekan zamansız zaman zamanı da zamanı varmış sordum zamanı zamanın zamanı var mıdır dedi Zamanın zamanı var mıdır? Vücudun vücudu. Tamam. Şimdi ise girmeyelim. Çok tuhaf şeyler. Allah Allah. Esma Yusnalar bir zelümüne koymuş. O bir de kainata fiilen yapmış. Büyük insan kainat. Onunla alışverişte kendimi inşa edeceğim. Alışveriş yapabilmem için alıcılarıma emri nisbi denilir. Nisbi yapa. O nedir? Çınar, o ağaç, o elma, o kedi, o bilmem ne bunu diyebiliyorsun. Onu tabi o benim dışında tanımlayabiliyor. Somut kavramları tefrik edip isimlendiriyorum. İnsana taşıyacağım. Ne ile? Emri itibariyle. Yani ve ademel esma külleha. Adem'e isimler öğretildi. Bir manası orada sözlerde anlatıyor ya. Diyor ki eşyayı tanımlayarak itibari ve nisbilerini çözerek onun o olduğunu, ona as yaprak olduğunu, oğut ot olduğunu, kedi olduğuna ona bir isim koyabilmeyi insanda var. Melekte yok. Yaprak diyemez. Melekler arasında anlaşma yapalım. Buna ot de, buna yaprak de, buna mantar de bilmem de. Yok. İsim koymak insana mahsustur. Tanımıyor mu? Tanır ama işte öyle. Eşya. Onlar mı esmanın cilvelerini görüyor. İsim koymak, ali demek Adem. Adem, Aleyhisselam'ın isim koymak basit şey değil. Konuşmak başka bir şey. Konuşmak mesela düşün. Allah'tan başka her şeyi yok et. Konuşmanın kimin hatırına gelecek ya? İsa Aleyhisselam'ın bozulmuş İncil'inde öyle diyor. Tanrı ile beraberdi diyor söz. Söz vardı diyor. İlk söz vardı. Söz. Yok. İsim Yani ona bir... Tanımladıktan sonra isim ne demek? Kalem demek için bunu tanımlıyorsun, vasıflandırıyorsun. Sıfatla insani ilişkiler, bunu ilişkilerini, çelişkilerini, bu tükenmez kalem, bu kurşun kalem, bu defter. Buna niye defter, buna bu kalem dedin? Bunun ilişkili, çelişkilisini, tanımlarını, vasıflarını ta araştırıyorsun. Sonra buna insanlar arasındaki e, ilişkilerimizi çoğaltalım. ilim çoğalsın diye, ilim çoğalsın, birbirimize aktaralım diye buna bir isim koyduk, koyabildik. Bir de kalem, diye ses yaptık. Ay. Kalem. Tamam Şimdi yani buna bunu koyduk. Melekte yok yani. Melek bunun... Evet. Yani ne bileyim nasıl anladıksa. Evet. Yani bunu kalem demek. Sen de onu ben deyince armut mu anladın? Sen de aynı şeyi anlamanın sebebi hep ikimiz de aynı şeye anlam yüklediğimizdendir. Bir tanesi God dedi, God dedi, Tanrı dedi, Allah dedi. Yani olsa bile gene anladık. Ha yani anladık yani bunu. Ama yani bunu tanımlarken kendimize taşıdık. Bu kazma olmadığını biliyoruz. Kalem deyince kazma gelmedi hatırına. İşte sen uyandırmam için buna aynı vasıflara aynı tanım kalıp yani kalıp getirmen lazım. İsim vermek İsim verebilmek yani ona uygun sonra onu ses, sese dönüştürmek. Mesela doğuştan sesi yok. Kur'an'a bakarak, Elhamdülillah Fatiha'ya bakarak şunun hiç ömründe hiç duyar mı? Doğuştan sağ. Elhamdülillahi rabbil alemin. Böyle bir şey hayal edebilir mi sesi? Şekle bakarak, elife, la'a, he'ye, mim'e bakarak Fatiha'ya bakarak ses hatırına gelir mi? Diyorum ki ses ses ver ses, sesi nasıl anlatacaksın doğuştan sağa? Doğuştan ağmaya renk anlatabilir misiniz? Bak kırmızı Şahin yazın zeytinundayız. Karpuz karpuz geldi önüne. Şahin ne yiyorsun karpuz? Peki karpuzun rengi nedir Şahin diyorlar ki kırmızı. Kırmızı nasıl bir şey bilmem. Doğuştan kırmızıyı bilmeyecek yani dünyada. Peki denizde siz rüyayı nasıl görürsünüz gündüz olduğumuz gibi. Mesela dedi mesela denizi nasıl görürsün? Dalgasını ne duyuyorum? Ne no, nedir abi bu? Şahin bu deniz ha böyle bir ses çıkartır. Şık, rüyada da bu cinstendir. Rüyada şeklini görmüyor ki. Rüyada da şeklini görmez. Gündüz sesi duyduğu gibi rüyada da sesi duyuyor. Arkadaşlar gözünüz çalışıyor mu? Kulağınız çalışıyor mu? Diliniz, burnunuz, şaka demiyorum. Bir bakın farkında mısınız? Aklınız çalışıyor mu? Bakın araba çalışıyor mu gibi. Aklın çalışıyor. Kalbin sevebiliyor mu? En büyük nimetleri söylüyorum. Kalbin sevebiliyor mu? İki aşık, beşik nefret edebiliyor. Kalbin çalıştığına delirdir. Kalbin sırf sevme aleti değil, nefret etme aletidir. Kime? Kafire, zalime, din düşmanına, Allah düşmanına. Nefret edebilme. Dost olma diyor Allah. Dost olan var demek. El hubu filla vel buzu filla. Hissin vazifesi tabii. O işte. Sevebiliyor. Nefretin var mı nefretin? Nefretin nimettir. Müştabinin tabiriyle Abi insan amelini güvenmez ama gene bir şey tutunur ya. Bir şey ya. Hiç unutmuyor. Boğaz Köprüsü'nün Türkiyesi'ne para vereceğiz. Tam oradan geçiyor bozuk para. Adam da itiraz etti. Bu kadar lü bozuk niye ver? Nasıl edeceğim dedi. Abi tam oradan geçiyoruz. Hiç unutmuyor. Abi dedim insan amelini güvenmez ama insan gene bir şey tutunur da Ali ya. Benim dedi Hasan. Amelsiz amelim var dedi. Amel olsa riya girer. Ne, ne yaparsam Allah'ın Allah istedi, halk etti benim sahiplerime hakkım yok. Rahmet ilah istedi. Kudreti Rabbani yarattı. O amele nasıl güveneyim onun? E ee, senin ne olabilir ki abi bunu? Amelsiz olması lazım dedi. Amelsiz amelin amelsiz amel olur mu abi dedim. Amelsiz amelim var dedi. Nedir dedim? Ee, Allah düşmanına düşman oldu. Başka bir şey mi yok? Yani bu o kadar değerli mi abi dedim. Tersini düşünerek anlarsın dedi. Allah düşmanına dost olunca ne oluyorsa Allah'ın dostuna da Allah için dost olmak da odur dedi. Tersten bak dedi. Sesi Sese bak. Yazıya bak. Hiç benziyor mu? er rahim Yazıya bak. Sese benziyor mu? Ha, ses de şekil arasındaki fark anladık mı? Korkunç fark. Sonsuz. Mana ile de ses arasında böyle fark var. Mana ile his arasında bunun kadar fark var, hiç de duygu arasında bunun kadar kadar fark var, Duygu ile latife arasında bunun kadar fark var, latife ile ene arasında bunun kadar fark var, Ene ile sır insan arasında bu kadar fark var. Ilk başta dedikten, biz Başım dönüyor ha Bir sonraki neye erişiyoruz? Orada da bir sonraki erişme hep bunları mı oluyor? Evet. Bak şimdi üniversite diplomam var mı? İçinde ortaokul diplomayı açman aşman gerekiyordu. Bak şimdi. Maliki yevmiddin. Ses. Şekle benziyor mu? Farkı düşün. Hiç alakası yok. Ha. Şekille ses arasındaki fark kadar ses ile mana arasındaki fark var. Mana ile mana ile vicdandaki his, mana akılda. Mana ile his arasında da gene bunlar kadar fark var. Vicdandaki his ile kalpteki duygu arasında bunlar kadar da fark var en az. Kalpteki duygu ile latife arasındaki fark bunlar kadar fark var en az. Lati, ruhtaki latife ile ene arasındaki fark en az bunlar kadar da fark var. En, ene ile sır insanı arasında da bunlar kadar fark var. Sır insanı Allah arasındaki bilmiyorum ne var. Öyle hadi bakalım. Bu paragrafı okuyabilirim dersi bitirebilirsek de mutlu Tam keseceğim bundan sonra. Ma manayla mananın arasında fark var. Kur'an'ın en büyük e mucizesi sanki bu olsana. Evet. Ya aynı kelime, aynı şey. Siz okuyorsunuz. Fark Bana adam bir tanesi kargo hediye göndermiş biliyor musunuz? Bana bir tanesi kargo göndermiş. Alim bir adam. Kargo gönderdi güzel bir şey gönderdi böyle. Bir iyi bir kargo geliyor. İmam Hatip müdürü bir defterle güzel bir kalem gönderiyor. Çok kaliteli bir kalem. Altına ne, ne için göndermiş? Bulmuş adresimi. Ee, Kur'an niye birbirinden kopuk ayetler? Ee, so, soruyor bir, derste birisi. Yani velcibale da. Dağları kazık yaptım diyor direkt dengesi için. Ve halak ve halak ezbaca ezvaca sizi eşler yarattım. Ve subata uykuyu dinlemek için yarattım. Ne alakası? Yani atlıyor. Yani bu nasıl bir bela... yani bir bizim alıştığımız bir edebiyat var ya bir tarih, bir konu işlemek için koca kitap o. Yani bunun başıyla sonu her şey aynı yerde. Yani vel hiç benziyor mu? Benzemiyor. Mana bağlılığı yok. Ne alakası var? Ya bu nasıl bir şey? 13. sözde anlatıyor bunu İza, Ben ona şöyle bir misal verdim. Hatırlarsanız geçen. Dedim ki ben şimdi sure yazacağım. Sureyi ayetlerle dolduruyor. Tamam. Takip et beni. Ee, ayakkabıyı aldım. Giydim ayakkabıyı. Arabaya bindim. Arabaya bindim. Giderken kedi köpeği boğuyordu. Ya köpek kedi boğuyordu. Sonra ileride gittim. Ee, kiraz vardı. Kiraz yedim. Sonra gittim. Namaz geldi. Böyle Edirne'ye gidene kadar şahit olduklarımı yazsam, hiçbirisi birbirini bağlıyor mu? Ayakkabıyı giydim araba. Arabayla giderken köpek kedi boğuyordu. Do doğru değil mi? Bir insanın seyahat ederken gördüklerini yazsa, bu da ayet olsa, e bu hayatın nesi olur? Hayatın gerçeği olur, hakikati olur. Ötekiler fikir olur. Hayat bu işte. Kur'an böyledir. Kur'an yaşanan hayatı nokta nokta yazıyor. Arabaya bindim. Köpek kediyi boğuyordu. Çok etkilendim. Girdim, gir kiraz satılıyordu. Kiraz yedim. Lezzetliydi. Ya yalan mı? Yani hayatın sürecini böyle yazsan hepsi de her yazdığın gördüklerine ayet olsa birbirine bağlı mı arabayla gidip ayakkabıyı giydim ilk önce ayakkabıyı giydim köpek kedi boğuyordu ne alakası var Ne, ne nasıl irtibat kuracaksın ondan sonra ileride gittim çok duygusal bir şey birisini ziyaret ettim çok etkilendim Şu, beni şöyle yaptı böyle yaptı etkiledi ne alakası var işte hayat fıtratın şah, şey Kur'an fıtratın ifadesidir. Fıtrattır Kur'an. Evet hadi. Ha bunu bitirelim. Bu sayfayı kes... Aa, bundan sonra kesinlikle gitmiyoruz. Ha bu. Girmeyin biraz. Esma-i bize bıraktıkları nümuneleri emri nisbi ve emri itibariyle eşyanın sıfatlarını alemimize taşımasından emri itibari emri nisbiler olmasa eşya alemimize taşınamaz. Taşınsa bile kedi görse bile o yaprağı görüyor, ke kemiği de görüyor, taşı da görüyor. Veya arı taşı görüyor, odunu görüyor, çiçeği görüyor, sürü koyu görüyor, çiçeğe konuyor. Taşınsa bile emri itibarisi yoksa onu aleminde tanımlayamaz. Almak ayrı bir şey, içeride tanımlamak ayrı bir şey. Tamam bu emri itibariyle eşyanın sıfatlarını alemimizde taşımasından ruhumuzda meydana gelen hassasiyet pozitif enerji denilir. Tamam. Metin oradan getiriyorum buraya. Çalıştım orada. Hem latife-i rabbaniyi besliyor bu bu pozitif. Hem hem de cevheri nurani olan akla hayat veriyor. Yani emri itibari emri nisbilerle kainatı tefekkür ederek latife-i rabbaniyi besliyor. Akılla elde edilen tefekkürle de akla da hayat veriyor akılla elde edilen tefekkürle akla hayat veriyor. Kendini kendinle inşa ediyorsun. Çok tuhaf değil mi? Kendini kendin, kendinle yapılandır. Kendini kendin sevmesen ben seni nasıl severim? Kendinle geçim değilsen benimle nasıl geçimli olursun? Bir tanesine dediğim gibi aburama getirdi. Onu benim gibi. Dedim ki doğru söyle. Sen kendinle evlenir miydin dedim. O tövbe estağfurullah dedi ya. Yani kusur buluyor her tarafta. Onu göstermek için. Onu kusur buluyor. Onu şey yapıyor. Sen Ali sen kendinle evlenir miydin? Hayır. Niye öyle cevap çekecek? Doğruyu söyleyecek. Çünkü kendisi kendisiyle barışık. Herkes söylesin. Ben kendimle evlenir miydim? Zor. Ama eskide olsa asla. Şimdi eğer bu halimde olsa de. Devam ediyor. Ne demek istedim anladın. Ona sen sana düşmansın. Sen seni sevmiyorsun. Sen seninle barışık değilsin. Sen sen sana o kadar kusurlar yapmışsın. Sen sana öyle ihanet ettin ki sen seni cehenneme o kadar attın ki sen sana o kadar günahları soktun ki sen senin altına ayakları sandalye o kadar çektin ki idam ettin ki kimden ne istiyorsun? En büyük zalim sen sanasın. Adamda merhamet bekliyorsun. Hakkın var mı? Emri ismi ve emri itibari nedir? Bütünlüğündeki tefekkür imani ile bütünlüğüyle tefekkür imani oluyor ile Latife-i Rabbani'ye besleniyor ve imbisat ettiriyormuş. Latife-i Rabbani'nin inkişafının sebebi emri emri itibarinin bütün bütünlüğüyle tefekkür imani oluyor. Bunlar Latife-i Rabbani'ye devamlı besliyor Ceyran. Yani şöyle. Işık yanıyor ya. Işık başka bir şey. Devamlı enerji beslemesi ayrı bir şey. Enerjiye benzemez bu. Elektriğe. Türbinin de böyle dönmesi Keban Barajı'nda bu ışığı da benzemez. Abiler bir daha. Tefekkürü iman şey emri nisbi emri itibariyle elde edilen akıldaki sonuç ustadın e, 641 miydi Mesnevi Nuriye'de bağdadı mesle emri itibari emri nisbilerle e, kainatı insanı bütünleyerek ortaya çıkan resme te, şey diyor tefekkür diyor. E, emri itibari emri nisbiyle kainatı kitap gibi okuyup sen de ortaya çıkan o e, pozitif enerji akıl kullanırsa tefekkür olur. Bu akıl imal ettiği tefekkürle dönüp o tefekkür aklı besliyor. Ve e, Latife-i Rabbani'yi e, ne yapıyor? E, akla hayat veriyor. Latife-i Rabbani'yi besliyor. imbisat ettiriyor. Akla hayat veriyor. Latife-i Rabbani'yi besliyor. Oh çok hiçbir şekilde inkişaf etmez değil mi abi sadece imbisat mıdır A imbisatı şöyle ee, o teki taraftan baktığımız zaman oradaki geliş iade ziyaret imbisat buradan inkişafa bağlı. bağlı evet ama oradan öyle inkişaf yok evet abi şöyle olduğu Allah'ta bilgi öyle olmaz Allah'ta bilgi olmaz bilgi sıralamak demektir Allah'ta ilim olur Devam edeyim de. Abi şimdi e, az önce de konuştuk ya kavramlardan. Tanımladığımız ölçüde var oluyor. Varlık oluyor. O inkişaftır. Ya Çünkü yoktu, var oldu. <laughs> o tanımlananlar da Latife-i Rabbaniye'de imbisata sebep olur. Evet, besliyor. Evet, tanım. Sanki vahdeti, kişide tanımlanması sırrı vahdet oluyor. sırrı vahdet Latife-i Rabbaniye'yi besliyor deriz bu noktada. Sırı, be, be, besliyor ama o kadar geniş yelpaze yapma ki bu şey yapar insan dağılıyor tefekkürü. Bir in, kainat büyük insandır. İnsan küçük kainattır. Kainattaki alışverişi yapabilmek için iki sistem konmuştur. Hulasa diyor Emri nisbi emri itibari. Meleklerde, hayvanlarda, cinlerde yok böyle bir şey. Emri nisbi eşyayı nispet ediyoruz. Yalnız kediye bakan yön ciğerle taş. Ki sır, emrin nispi o kadar basit. Var ama o kadar basit. Ot ve su. Cinlerde de öyle basit. O kadar ya Meleklerde de o kadar şey. Emrin nispi yapabilme, somut kavramları soyuta taşıp, anlamlandırıp soyut yapmak. insana mahsustur. Buna ediyor Kur'an ve aleme ademe külla isim verebilmek. İsim verebilmek için dedik işte mevcudatı bir şeyin bir varlığı Allah ile ağacı Allah ile gayb ile diğer eşyalarla benimle nispet ediyorum dört tane şu ağacı Allah'a bakan yönü gayba bakan yönü diğer eşyalara bakan yönü bana bakan yönüyle dört tane nispet ediyorum. O nispet ettikten sonra ben birbirlerimize iletişimde kullanılsın diye ona isim koyuyorum. Bir de ses yüklüyorum ve insanı kendime taşıyor. Sana anlatarak da sana taşıyorum. Bende de bu dışarıdan geleni örf, anane, kültür ve gelenek ve kazanılmış ilimle potada ki bunun adı emri itibari bu potaya atıyor. Bu potanın içinde örf anında o tanımladığım, isim verdiğim isim hatta e, seslendirdiğim o şeyi alemimde canlandırıyorum, ruhlandırıyorum. Bununla ortaya çıkan ruhtaki adı pozitif enerji. Bunu akıl kullanırsa tefekkür olur. Bu tefekkür imani aklın bütünselliğiyle çıktığı halde Aklın meyvesi olduğu, sonucu olduğu halde bu tefekkür imani ile akla hayat veriyor. Akla güç oluyor. Çok tuhaf. Kendisini kendisiyle besliyor. Fakat aynı o tefekkür Latife-i besliyor. <laughs> Onu besliyor, canlı tutuyor. Bu taraftaki kanal, misafir geliyorum, geliyorum, gelmiyor onlardan. Merak etme. ısrar et. Allah Resulü'nün tabiriyle dualara bazıların ısrar et. İadi ziyaret edecekler. Onlar da imbisat edip geliyorlar. 506 sözlerde iadi ziyaret edip onlar geliyorlar. Öyle sen kendi iradenle o alemlerin gelmesini yapamazsın muallim. Anladın? Mı? Ha. Şimdi bunu yaptık. Ve son şeyimizi okuyoruz. Aynı, yerdeyim. Aynı yerdeyim. Aynı okuyorsun. Hem Latife-i Rabbani'yi besleyenler. Kim besliyormuş? Bak. Latife-i Rabbani gerçi e, vicdanın bir cüzüdür. Ama böyle usta tesadüfen sıralamamış. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite gibi sıralamamış. Bunun aktifliği buna hayat. <laughs> Artı bu, bunun aktifliği, bunun hayatı, bu da buna, bu da buna adeta sonucu gibi değil. Mutlaka katkı sağlıyor. Katkı sağladı mı buna? Çalıştı. Bir şeyler aldı bu. Gitti. Aldın mı? Siz mi bana bunları, siz mi bana güç verip de ben huzur aldım, Rabbimi ve kainatı, <laughs> ahireti seyrettim, kabri seyrettim. Kabri seyreden bu. Mezardakileri seyreden keşfel kubur bu. Seyrettim. latife ben tek başıma yapabilir miyim? İrade diyor ki hayır. Ben ibadet yaptım. Sana güç verdim. His ben sevdim. Allah sev dediklerini. Ee, şey zi, his, his diyor ki ben de tefekkür imanı ile inkişafım nispetinde diyor Mehmet Karner. Bu Latife-i Rabbaniye'ye güç verdiler. Latife-i Rabbaniye vefasız değil. Geriye dönüyor. Sizden dolayı bu oldum ben vefamı ödeyeyim. Bu sefer kazanımını buna da veriyor. Buna da paylaşıyor. Buna da paylaşıyor. Buna da paylaşıyor. Aynı bunun gibi tefekkür imani olmuş, elde edilmişse akıl elde etmiş. İşte anlattım emri cismi, emri itibariyle. Yani buna akla hayat veriyor. Aklın bak, aklın aklı bu. Hayatı hayatı bu. Aklın hayatı bu tefekkür imani ve ama latife-i rabbani o tefekkür imani bunu da besliyor. Canlı tutuyor. Canlı. Yani şu ampul yanıyor ama elektrik devamlı besliyor. O da türbinin dönmesiyle besliyor. Hiç buna benzemiyor tabii. Türbin böyle. Ama bunun ne alakası var? Tamam. Şey abi hani e, zundan şimdi sohbet yapılıyor. O zaman bu sistem canlı olduğu sürece o zundan Latife-i olan Müşahedeullah sohbeti de o kadar devam edecek, canlı olacak. Evet aynen. Şu anda mesela hiç beni seyredenler LTE seyrediyorlar mı? Oysa LTE'ye bağlı. Elektrik kablosuyla e, telefon veya kamera çalışıyor. Hiç elektrik ve kamera, kamerayla ben, kamera kamerayla ne alakam var benim? Hiç benziyor muyum kamera? Bak elektrik kameraya benzemez. Kamera da bana benzemez. Ben çekilirsem yok. Bak. Hiç benziyor muyum ben kameraya? Kamera da elektriğe benzemez. Elektrik de gayptandır. Türbünün dörmesiyle. O anlatmıştım elektrik nasıl elde edilir. Mesleğimiz diye biraz okumuşuz. Hiç alakası yok. Hocam nasıl oluyor? Öyle dedi. Olsaydı zaten isim verirlerdi. Bana bırakmazlardı. Nasıl oluyor? <laughs> Latife-i Rabbani besleyenler irade. <laughs> Ustad diyor ki e, te, delili, delili, üç tanedir. Tevhidin delili mi vaftaniyet mi diyor. Tevhid, tevhid de su gibidir. Hava gibidir, nur gibidir. Orada ne diyor? Ha marifet buranın. Üç tanedir. Bekle diyor. Bekle bekle. Bekle mi? He? Nur. Bekle diyor orada. Bekle. İade ederlerse ederler. Yani hırs almakta yap ama o niye gelmedi hırs yapma. Allah ne yapar benim hakkım? Bilmem. Benim işim değil. Söyle hemen. Şimdi <laughs> Siz bu sıralamanın tesadüf olmadığını söylerken ben de o an hissettim ama tahtaya çıkmaya gözüm kesmedi. Hı. Çıkamadım yani. O tam akıllı olmadığı için. Olması, böyle olması lazım <laughs> yani. Çünkü irade zihinde tahallük ettiği zaman ben hep bu tefekkürü şöyle düşünüyorum. Çekirdek, tohum asiyeti var. Tamam. Hı hı. Hani düşünmek değişmektir diyor ya usta. Hı hı. Aslında çekirdeği patlaması. Tamam çekirdeği patladığı zaman tamam sonra ondan bir ağaç çıktı tamam bu ağacımız e, zihnin çekirdeği patlatmasından sonra o tohumdan sızdır eden ağaç tamam latif latif çiçekleri yaprakları var tamam bu çiçekler ve yapraklar abi güneşten havadan işte fotosentezle filan aldığı sistemle hem kendini yaşatıyor hı hı hem de kökteki tohumun hasiyetini devam ettiriyor kökü de büyütüyor hı hı yani bu alışveriş, hani dediniz ya Latife-i Rabbaniye hem kendisini besliyor hmm. hem de diğer bütün sistemi besliyor. Evet. Buradaki çekirdekteki soyut olanı somut bir çekir çekirdek vardı ama soyut olan bir tohum hasiyeti vardı. Onun ağaç kabiliyeti vardı ya istiladı. Onu patlattı, ağaç oldu alıyor, kainattan aldı Fotosentez olarak, ışık olarak su, su olarak aldı kökü de yaşatıyor. Birbirine bir alışveriş var. Çok harika anlattınız. Ben de bir şekilde göstermek istedim. Tamam. Evet. Aynen, Aynen öyle. Anlattın, evet, hakikaten. Kanuniyet yani. İyi şey yanlışım var. Eee seni gömlek yeşildeyim. An. Ha. Hayır. Anlattığını aç. Yukarıya değil, aşağıya olması lazım. Ha. Onu te o. Yani? Tamam. Yani şey ahiretteki. Evet. Ha. Evet. Tamam. Ee, hem Latife-i Rabbani'yi besleyenler neymiş? İradi ibadetullah'la besliyor zihin marifetullahla besliyor. His muhabbetullahla besliyor. Besledi mi? Bütünlüğünden ve imtizacından hissediyor ustad. Bütünlüğü ve imtizacından latife-i rabbaniye yani müşahedetullah oluyor. Tek başına müşahedetullah Allah oradan iade ziyaret bu üç tanesiyle besleyerek dördüncüsü olan latife-i rabbaniye de e, ortaya Müşahadetullah çıkıyor. Yani müşahadetullah gelen cevaptır. Senin değil ya. Yani. Allah kendisini gösteriyor. Ne ile? Allah'ı görüyor işte. Ama kör olası cehalet görmeyin. Renk ve şekile indirgediği için akli zannediyor. Oysa akıl bilme aleti, şey, ıı, tasavvur bilme aleti, akıl tefekkür aleti, vicdan hissetme, ibadet Kalp ise sevme ve nefret aleti. Sen şimdi kalbin vazifesini gidiyorsun gözden istiyorsun. Yani kalben görmek, vicdanen latife-i rabbaniye müşahede tolay ediyor. Sen gözün mesela kulağın şöyle diyeyim. Kulağın görmesi ses cinsindendir. Burnun görmesi koku cinsindendir. Dilin görmesi tat cinsinden, elin görmesi dokunma cinsinden, tamam? Aklın görmesi bunlar cinsinden değil vicdandaki latife-i Rabbaniye Allah'ı görmesi de bunlardan da değil. E, kalbin görmesi latife-i cinsinden de değil. Of, ruh Ruhun görmesi hiç bunlarla değil. Eylenin şey yapması hiç alakası yoksa insan zaten konuşmuyor. Farka bak. Gözün görmesiyle burnun görmesi. Anne dese ki, eşin dese ki, eşin gaf. Şu yemeğin tadına baksana. Bak dedi. Evet, tuzludur, tatlıdır, biberlidir diyebilir misin gözle? Dille bakacaksın. Onu görmesi başka bir şey. Ama kör olası cehalet ve zalim, inkarcı. Bu gözün sıfatını dilden istemiş, kulaktan istemiş, akıldan kalpten istemiş. Görmedim. İşte Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Senelerden beri hep böyle didiniyorum. Allah'a görüyor. De gördüğünü nereden biliyoruz? Çünkü onun görmesi bunların cinsinden değil. Alameti de şudur. Huzurdur latifeliktir, şeffafiyettir, <laughs> kibir, haset, gadab, hidet ve sair suyu su ahlaktan o nispeten teberri eder. Yani latife -i Rabbani Allah'a gördükçe suyu ahlaktan hüsnü ahlaka döner. Rüzgar öyle eser. Ahlaken kamil, gördüğün zaman seni ferahlatan, konuştuğun zaman seni rahatlatan, vefası da vefa. Adam gibi adam namusunu, canını, malını teslim edebilirsin buna. Nasıl yapıyorsun? Nasıl olur? Latife Rabanis'in etmiş. Adam çift hayatlı ya. Dünyada oralı oralı. Burada mı? Burada beraber yaşıyoruz. Bir bakacağız ahirette. O bu adam bizim üst kattan oturuyordu ve bu adam beraber dersin. Lan böyle diyecekler ki komşular şunlar bunlar. Bunlar Nurcular bak bu şeyler dersin. Lan biz bunların yanında mı yaşadık bir ya? Diyecekler ki bu insan olmadıklarını görünce bu insanlar, insanların içinde biz nasıl yaşadık? Biz de şaşıracağız. Onlar hepten şaşıracaklar ki bunlarla aynı dünyadan mı geliyoruz? Aynı dünyadan mı geliyoruz? Diyecekler. Allah bu hakikatta bizi yaşatsın, yürütsün Devam ettirsin, öldürsün. Hizmeti i imaniye, Kur'aniyede ayağımızı kaydırmasın. Usul ve furullarımızı İslam'a ve bu hakikatları mahkum eylesin, hizmetkar etsin. Mahdum etsin yani, evladı olsun. Ve kabirde olan usul ve furullarımızı bu maide-i Kur'aniyeden hissesini ziyade eylesin. Ana babalarımızdan, evladı yarlarımızdan her kimler göçmüşse Ya Rabbi, Onların bu dersin hürmetine sen Allah'sın ya Rabbi. Bek hak etmiyor. Ama Allah'sın. Sana böyle yakıştırabiliyoruz. Böyle biliyoruz ya Rabbi. Onları ve bizi bizim sevdiklerimizi bizi sevenleri. Affet Allah'ım. Allah'lığın hatırına ya Rabbi. Sana bu yakışıyor ya Rabbi. Biz böyle yakıştırabiliyoruz. Kendimiz gibi düşünmüyoruz. Kendi kendi sıfatlarımla düşünmüyorum. Ben intikamcıyım ya Rabbi. ahlak sahibim sen değilsin Allah'ım. Evet hak etmiyor ama sen Allah'sın. Onları ve bizi affeyle. Ya Rabbi Müslümanları affeyle. Felsun alev kamil kafirin sırna mazareyle. İslamiyete Müslümanlara gazze bilad İslam. Ve nerede mücadele ve mücahid olan kardeşlerimiz varsa onlara maddi ve manevi an kalbi zamanda yardım eyle. Düşmanlarının da kahar isminle karı perişan eyle Risale'nin şahsı manevisinin Kur'an'ın şahsı manevisinin hürmetine. Vahir davahum. ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه